Bugün ayın 22'si ancak 21 Şubat 2024 Türk Havacılık tarihinin, Milli Savunma Sanayi tarihinin en önemli, en kıymetli, en heyecanlı günüydü. Milli Muharip Uçak Kaan dün ilk kez havalandı. O uçuşu başarıyla tamamladı. Bizim de öncelikli gündem maddemiz haline geldi. Aslında bir günü geride bıraktık ama o görüntüler paylaşıldıkça, ekrana geldikçe, bizler cep telefonlarımızdan ya da çeşitli mecralarda izledikçe duygulanmaya devam ediyoruz. Tüylerimiz diken diken. Konuklarımızla Kaan'ı konuşarak başlayacağız bugün arka plana. Sizler de hoş geldiniz. İletişimci yazar Sayın Ali Saydam, İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Başkanı Doktor Eray Güçler, Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi İstanbul stüdyolarımızda. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ankara stüdyomuzda da SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Sayın Burhanettin Duran bizimle birlikte. Hocam siz de hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Banu Hanım. İyi yayınlar Çok diliyorum. teşekkür ediyoruz. Eray Hocam sizi ayağa alalım mı? O görüntüleri de bir kez daha hazırlasın arkadaşlarımız. Çünkü üstüne konuşacak çok şey var. Çok. Bugün TUSAŞ daha kapsamlı görüntüleri de Evet, sağ paylaştı. olsun. Evet. İşte şu an, şu an, Bu şu çok heyecanı endişe anı. Biraz geri ama bu alalım heyecan mı? değil, bu bir endişe. Endişe değil mi? Evet, Allah korusun geri dönmeyebilir. Yani kalkar ya da kalkamaz ya da kalkmaya çalışırken ya da inerken dönmeyebilir. Yani anladın mı? Yani bu bir ölümün ötesinde bir yıkılışı aslında. Evet, Allah korusun. Evet. Şimdi ilk hazırlıklar onun yapılmış. Endişesi bu. Kaan pist başı yapmış. Son hazırlıklar yapılıyor. Pilotumuz, test pilotumuz yerini almış. Ve az sonra uçak yola çıkacak. Son talimatlar veriliyor. Belki iyi şans dilekleri paylaşılıyor. Dualar ediliyor ve ardından Kaan ilk uçuş testini gerçekleştirmek üzere pistin başında son hazırlıklar yapıldıktan sonra işte veda anı. Pilotumuzun da ne kadar heyecanlı olduğu gözlerinden okunuyor ama mühendisler, işçiler, Kaan için emek veren herkes. Biraz geri alalım mı arkadaşlar? O ekibin gözlerindeki heyecanı görelim istiyorum. Evet Eray Bey, işte bu görüntüler. Yani işte yani benim ne diyelim benim yani. Tüylerim Bir taraftan diken diken oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük beklentilerinden biri. Hatta Türk tarihinin en büyük beklentilerinden biri. İlk defa bir uçağımız uçacak yani. Şimdi birazdan anlatacağım görün neler oluyor. Yarınki akşam gazetesi de bunu yazdım. Kıymetli izleyicilerimizden de okumalarını tavsiye ederim. Bu iş sadece bir savaş uçağı yapma işi değil. Ne anlamlara gelir ama burada tarihin en büyük bir beklentisi, en büyük heyecanını yaşıyor. Yani herhalde ben olsam bir nasıl diyeyim mide krampı falan geçirirdim. Bakar mısınız gencecik mühendisler, gencecik çalışanlar hepsi emek vermişler Kaan için ve inanılmaz derecede heyecanlılar haklı olarak. Kaan'ın pist başı yaptığı anlar ve birazdan da kalkış için komut verilecek ve Kaan İlk kalkışını İşte motora yükleniyor şu an işte çift motor. Gerçekleştiriyor. Ve şu an görüyorsunuz arka şeyle flapları kontrol ediyor ve çıkıyor. Evet. 2800 metrelerde yaklaşık. Ayak şeyler tekerlekler açık olmak zorunda. Bütün test uçuşlarında tekerlekler açık olur. Sebebi şu. Aslında kapatabilirdi ama hani Allah korusun her türlü şeye rağmen havacılık bu çok hassas bir şey. Emergency iniş falan durumu olsa vakit kaybetmesin diye. Çünkü irtifa düşük 2500 metrede. Evet. Yani 15 bin metrede olsa 20 bin metrede olsa sorun olmaz. Kapatabilir onun için açacak vakti olur ama burada o yüzden her ihtimal ilk test uçuşu bu normaldir. Yani niye kapatmıyor diye sorabilirler. Dünyada bütün test uçuşlarında tekerlekler açık uçulur. Şu flapler neden çok hareketli vesaire birçok soruyu anlatayım. Uzmanlara. Onlara da geleceğiz ama ben önce müsaade ederseniz diğer misafirlerimizin de hislerini, duygularını almak istiyorum. Ali Bey, size ne hissettirdi dünden bu yana izlediğimiz bu muhteşem ya kalbimiz dün sabah saat 09:01'de kaldı ya. Vallahi yani vakit geçti, bir günden fazla geçti ama biz hala oradayız yani. O anı yaşayıp yaşayıp duruyoruz yani. Valla bana hissettirdiği şey şu. Bir kere güven duygusu. Yani onun bunun eline muhtaç olmama hissi. Kendi olanaklarıyla savunma sanayini inşa etme ve ona sırtını yaslama duygusu. Ve bir de tabii bir güç hissiyatı. Milli bağımsızlık duygusu. Nasıl anlatayım size? Bunların hepsi bir araya gelip
Müthiş bir, onların duyduğu sevincin aynısı duyduğumu söyleyebilirim. Yani o pistte olmak için neler vermez. Ya. Vallahi billahi. Yani gece bile yürürüm yani uyumam ama sabahı beklerdim ama orada olmak büyük şans bu yani. Değil mi? Yani kısmet yani şimdi. Tarihe tanıklık ediliyor. Yani tarihe orada. Tanıklık, onu yaşamak, onu bir kere yaşarsınız işte. Onu da buradaki, tabii onların emek verdik. Tabii onların bir duygu daha vardı bende, öyle söyleyeyim. Bu uçmaz kalkmaz, 10 senede bunu uçuramazlar falan. İşte petek metek, kalorifer peteği, bir parçasını kalorifer peteğine. Bu böyle düşüncede olanların da suratına bir tokat gibi inmiş gibi geldi bana bu test uçuşu diye. Öyle de oldu. Sayın Selvi. Ya 21 Şubat gerçekten tarihi bir dönüm noktası. Yani biz yapabiliriz. Hani bu millet bir şey yapamaz zihniyetine karşı. Bu millet azmederse her şeyi yapar. Hala ve öyle düşünenler var değil mi? Var maalesef. Ne ayıp. Bunu küçümseyenler var. Yani nedir ki bu işte diyenler var. Takatuka gidecek diyenler çıkmıştı. Tekerlerine motor bağlanmış filan. Burada işte kalorifer peteğine ya hakikaten bu çekmişti. Şeyden sonra Sayın Selvi, Sayın abi yani bunu biliyoruz kimler olduğunu. Ya hakikaten yüzleri kızarıyor mudur acaba yani? Yok ya onlar böyle, şöyle onlar hakikaten, bu milletin yoksa hala daha bir yani bu onlar bu milletin içerisinde bir şey yapacağına inanmıyorlar. Yapıyor işte. Bu iş öğrenilmiş çaresizlik denen bir kavram var ya. Bu işte biz hiçbir şey yapamayız. Batı muazzam, biz rezil, kötüyüz falan. Aynı şekilde işte TOG'u da biz yapmadık zaten. İtalya'dan gemilerle tabii, getirdik. Tabii, yok. Tabii. Arka kapıdan sokup önden çıkardık. Petrolü, doğalgazı Ruslar aşağıdan boru döşediler. Biz aslında çıkartmıyoruz. Yani böyle bir şeyleri ortaya atma cesaretini gösteren insanların da bir tokat bu suratında. Böyle şimdi ön yargıları yıkmak atomun çekirdeğini parçalamaktan daha zordur derler ya. Doğru. Atomun çekirdeğini de parçalasanız bu zihniyet değişmiyor maalesef. Şunu düşündüm. Muhabirlik hayatımızda işte İsrail İHA'ları verdi vermedi, geldi gelmedi haberleri yazarak geçti. Şimdi bizden İHA ve SİHA talep ediyorlar. Ömrü hayatımız Amerika savaş uçağı verdi vermedi, yazılımda kaynak kodu kısıtlamasını kaldırdı kaldırmadı bununla geçti. Ve bir süre sonra gelecekler, biz onlara satacağız. O duygu o kadar güzel bir duygu ki sadece bu bizim için değil. Yani Türkiye ayağa kalktığında Türk dünyasıyla ve dostlarıyla ayağa kalkan bir ülke sadece bize değil, bize güvenen ülkelere de bu aynı zamanda büyük bir moral veriyor. Ve çok geçmeden devlet adamlarımızın görüşmelerinde hani Almanya'da oldu ya kapalı kapılar ardındaki görüşmede ya bize de şu SİHA'lardan satsanız dediler. Bir süre sonra diyecekler ki bize de kan satsanız ama bu kan tek kalmayacak. Önemli olan bu milletin istediği zaman ve iyi bir liderlik yapıldığı zaman, yani önceden de vardı bunlar niye yapılmıyordu? Hatta üretilen savaş uçakları yok edildi, fabrikaları ortadan kaldırıldı. O da bir dönemdi. Olmayan savaş uçakları fabrikalarından yerli ve milli savaş uçakları üretildi. Orada da Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliği. Bu millet isteyince yapar, yeter ki başında ona layık bir lider olsun. Burhanettin Hocam siz de dinleyelim mi? Görüntüleri de paylaşıyoruz bir yandan. Evet. Hayırlı olsun. Kaan hayırlı olsun. Tabii Kaan milletçe gurur duyduğumuz ilk başarımız değil. Aslında Türkiye'nin son belki 10 yılda uçurduğu 9. platform. Elbette 5. nesil savaş uçağı olarak en iddialı olanından. Bu başarının özellikle SİHA'da dünyadaki savaş algısını değiştirecek, savaşların gidişatıyla ilgili teorileri değiştirecek ölçüde bir paradigmatik etkisi olduğu konuşulmuştu hatırlarsanız. Bu 5. nesil savaş uçağı da Türkiye'nin ABD, Rusya ve Çin'den sonra bu uçak türünü geliştirebilen, üretebilen 4. ülke olacağı ve yepyeni bir lige çıkması anlamına gelecek. Tabii şimdi bunların dünyadaki teknoloji rekabeti, savunma sanayindeki rekabet,
Bunların içerisinde Türkiye'nin yeri, efendim TOG'u üretmiş olmak vesaire gibi diğer birçok başarıyla birlikte ele alındığında Türkiye'nin ortaya koyduğu iddianın göstergesi olarak değerlendirebiliriz ve bundan dolayı da gurur duyabiliriz. Fakat aslında az önce İstanbul Stüdyo'da konuşmuş olduğunuz bambaşka bir psikolojinin kırılması ve yepyeni bir psikolojinin Türk milleti tarafından temellük edilmesi, sahiplenilmesi sürecine girdiğimizi düşünüyorum. Çok genel bir çerçevede konuşacak olursam şunu söyleyeyim. Son 200 yıldır bizim modernleşme tarihimiz, Batı medeniyetine yetişme, oradaki gelişmelere ulaşabilme, teknolojik olarak onun peşinden gidebilme, sanayi açısından, gelişmeler açısından yetişebilme sahikiyle yürütülmüştür. Ve bu açıdan bakıldığımızda biz aslında SİHA'larla ve savaş uçaklarıyla bu medeniyet seviyesine ulaşabildiğimizi ve hatta bu medeniyet seviyesinin üst liginde olan ülkelerle benzer ürünler ortaya koyabildiğimizi bence gösteriyoruz. Bu açıdan baktığımızda modernleşme anlamında bizim zihnimizdeki biz yapabilir miyiz psikolojisinin kırıldığını az önce bahsettiniz, yani işte kalorifer peteğine benzetilir, şöyle yapamazlar, böyle yapamazlar. Bu aslında 200 yıllık bir geride kalmışlık psikolojisinin kırıldığı ve yerine yepyeni bir özgüvenin yerleştiği bir noktadayız. Ben bu anlamda elbette tarihi bir başarı, başarılardan birisi, tarihi başarılardan birisi olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Daha nicelerini yapacağız dedi Cumhurbaşkanımız, daha nicelerini göreceksiniz dedi. Yani Kızıl Elma'dan bahsetti, diğer platformlardan bahsetti. Bunun tabii bizim açımızdan anlamı büyük ve bu başarının keyfini çıkarmak lazım. Yani bu başarının ve bunun getireceği özgüvenin keyfini çıkarmak lazım. Gereksiz muhalif kaygılarla küçümsemeye gerek yok. Aksine hepimizin olan, Türkiye'nin olan bir başarıyı milletçe birlikte yudumlamak lazım. Benim buradan gördüğüm kadarıyla katıldığım programlar içerisinde Banu Hanım bu heyecanı en fazla hisseden kişilerden birisi. Ayrıca bu konuda da takdirlerimi belirtmek isterim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi biraz teknik detaylara inelim. Ordumuza katkılarını konuşalım istiyoruz. Lütfen siz de Ankara'dasınız. Bir katkı sunacağınız zaman ya da teknik olarak merak ettiğiniz bir husus varsa bize seslenin hocam. Biz duyarız sizi. Evet Eray hocam, şimdi özelliklere gelelim. Bunun aslında bir parçayı daha burada bununla birlikte söylememiz lazım. Tulgar. Tulgar, kask. Kask, bravo. Ya bu tulgar sadece bunun için. Dünyada bunun, tulgarın eşi yok. Ya tulgar başlığının yapan tek ülke orijinal olarak Türkiye. Ne farkı şu, var şu. Diğer uçaklarda evet, kullanılan temel kasklardan? Farkı şu. Ya mesela bizim pilotlarımız F-16'larda da bir kask takıyorlar değil mi? Oksijen desteği vesaire veriliyor. Ne farkı var yani evet. F-16'da kullanılan kaskla bizim yeni Tulgar'ımızın? Evet. Filmlerde görmüşsünüzdür. Pilot uçağı kullanırken önündeki ekranda hedefler ortaya çıkar, değerler ortaya çıkar. Oradan bakar yani, tamam mı? İşte ona göre de karar verir filan, uçağı yönetir. Bunda ekranda çıkmıyor. Pilotun gözünün biz, önünde biz çıkıyor. Çıkıyor. Yani kaskın ekranında çıkıyor ve 360 derece. Zenginleştirilmiş gerçek. 360 derece. Yani ISR radarı olduğu için Ali abi arkayı da görebiliyor. Oo. Ya yani bu müthiş bir şey. Arkayı görebiliyorsunuz ya. Bu ve ne kadar mesafeden görüyorsunuz tahmin edin hadi bakalım. Yemek ısmarlayacağım. Ben kopya almıştım söyle. Öyle mi? Söyle. Sen söyle abi. Kopya almış. 1 mil, 2 mil falan mı? Efendim? 1 2 mil. 600 kilometre. 600 kilometre. Ya işte a böyle oluyor insan. Aa diyor 600 kilometre. Bunu Türkiye üretti ISR radarını. O ISR radarı orada. Yani burada. Yani olur da bizim pilotlarımızla, Kaan kullanan pilotlarımızla it dalaşına girmek isterse birileri. Bu uçağın öyle bir özelliği var. Bununla kimse it dalaşına giremiyor. Neden? Bir de öyle bir özelliği var. Çünkü zaten 600 kilometre görebildiği için üzerindeki füze sistemleriyle minimum 250 kilometreden vuruş kabiliyeti var. Yani kimse artık o it dalaşı şeyi bitti. Yani öyle yaklaşamayacak başka bir uçak. Yaklaşamıyor.
Benzer özelliklerdeki bir başka 5. nesil uçak yaklaşabilecek mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok sağ olun, çok güzel sorular soruyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Bundaki bir özellik diğer hiç dünyada hiçbir yerde yok. Neden? Nedir o? Var olan diye ses çıksın. Daha önce de söyledim. Abdülkadir abi biliyor. O kopyayı aldı çünkü. Yani şöyle düşünmemiz lazım. Önce bunun mantık tasarım mantığını size arz edeyim. Ya yani standart bir uçak aslında. Hani genel 5. nesil uçakların dünyada Amerika, Çin ve Rusya'nın yaptığı 5. nesil uçakların standart özelliklerine sahip. Hani bunda bir şey yok. Ama şimdi öyle bir şey var ki diğerlerinde yok. O da şu entegre kabiliyeti. Şu mantıktan. Şimdi bir uçağa her şeyi yapmasını isterseniz, bütün görevleri yapmasını isterseniz performansından taviz vermek zorunda kalırsınız. Yani yükselemez, hızını düşürmek zorunda kalır vesaire vesaire. Tamam mı? Bizimkiler şöyle bir mantık yapmışlar. Hayır demişler, bizimkiler yani 5. nesil üst seviye bir uçak yapalım. Performansı şusu busu her şey iyi olsun. Ama bazı görevleri bu uçağa vermeyelim. Ya yanındaki TİHA olsun, Aksungur olsun, Kızıl Elma olsun. Hatta ürettiğimiz helikopter, hatta denizaltı, hatta gemi olsun. Bununla entegre olsun. Yani bu uçak kalktığı zaman göreceğiz. Yanında TİHA'larla, SİHA'larla, Aksungur'larla filan uçacak. Ve o şöyle olacak. Diyelim ki şimdi bu hava muharefesi yapabiliyor. Havadan karaya da taarruz edebiliyor. Ama diyelim ki çok sayıda düşman çıktı. Yani ne oldu? 3 tane düşman uçağı geldi. Aynı anda 5 tane roket geldi. Aynı anda yerden uçak savar ateşi geldi. Aynı anda sürü drone geldi. Bir sürü şey geldi. Şimdi diyor ki hepsini tek bu uçak bu görevi başarmasın. Bunun için uğraşmasın. Hah, Tulgar teşekkür ederiz. Reji teşekkür ederiz. Evet, Made in Aselsan bu arada. Evet. Bu gerçekten dünyada yok bu. İlk defa Türkiye yaptı yani hani merak eden açsın baksın. Şimdi bu vizörün içerisinde o birlikte... O sanal gerçekliği 360 derece görebiliyor. Birlikte hareket ettiği bütün hava araçlarında görecek. Sanal değil abi. Sanal sanal değil. Enhanced reality diyorlar. Arttırılmış gerçeklik. Arttırılmış gerçeklik. Doğru. Yani aslında var olanı görüyor. Var olanı görüyor. Var olmayanı değil. Var olanı görüyor. Doğru söylüyor Ali abi. Onu düzeltelim. Yani burada hem dost unsurları görüyor, hedefi görüyor. Ya yanındaki bir de uçağın sistemlerini falan da görüyor. Yani ne kadar yükselecek, ne yapacak, tamam mı? Uçağın 1000 tane sistemi var. Hepsini görebiliyor. Hepsini sen komuta edebiliyor. Dolayısıyla hakikaten çok dehşet bir bunu şey. Bunu hakikaten bilmiyordum ben de. Evet abi, durum böyle. Şimdi şöyle bir şey yapmışlar. Yani şimdi uçak kalktı. Dediğim gibi düşman uçakları geldi, füzeler geldi, yerden ateş geldi. Bir terörist grup gördü, sonra drone geldi. Şimdi bunu bizzat mühendisine sordum. Bakın. Bizzat mühendisine sordum şu soruyu. Ya dedim tamam. 2 tane düşman uçağı geldi. Evet. Dedi ki Kızıl Elma 3 tane emrinde yanında Kızıl Elma uçuyor mesela. Ya da 3 tane Akıncı uçuyor. Ona entegre. Dedi ki 3 Akıncı gidin o düşman uçaklarını önleme yapın. Şimdi yaptı. Efendim işte yerden ateş geldi. Dedi ki Bayraktar TB2 git teröristi vur. Ötekisi geldi füze geldi mesela. Şimdi bazı mesela bizim şeyler var, taarruzlu insansız savaş araçları sadece füzeler için tasarlanmıştır. Mesela bazıları sadece elektronik harp için tasarlanmıştır. Yani böyle uçuyor. Biz bunu bilmiyoruz. Bilin işte bizim görevimiz zaten bunları anlatmak. Tabii hocam. Yani düşün füze geldi dedi ki onlara git sen füzelerle. Tamam da dedim eyvallah. Peki pilot bu düşman uçağının peşine giden ya da füzenin peşine giden insansız hava aracını TİHA'yı nereye kadar takip edecek? Onları bir de bir uçak mı yönetecek bu yoksa hani onlar düşmanla muharebe mi edecek yani? Aynı anda birden fazla yapamaz yani. Öyle değil dedi. Bunun içindeki yapay zeka modülü sadece komut veriyor. Bunların içindeki yani TİHA'ların içindeki yapay zeka modülleri artık bu görevi alıyorlar. Düşmanı tanımlıyorlar. En uygun açıyı hızı buluyorlar. En yüksek irtifaya çıkıyorlar ya da aşağı iniyorlar. Dolayısıyla onlarla artık insansız muharebe ediyorlar yapay zekayla. Kendileri muharebe ediyor. O zaman pilot, onlar birlikte mi uçuyorlar? Pilotla karış... Yok şöyle. Birlikte uçarken bu görevi veriyor ya abi. Anladım. Bu gitti ayrıldı artık. Dedi ki ben iki tane düşman uçağını bilirim. 3 tane TİHA oraya gitti.
Artık onları kendileri karar veriyorlar. Yani düşman uçağı tanımladınız ya, işte o tanımlama önemli. 90'lı yılların sonunda StarCraft diye bir bilgisayar oyunu çıktı. Çok orada orada bir karakterde bir şimdi, komuta gemisi vardı ve bir sürü küçük küçük gemiler vardı. Aynen öyle. İşte o küçük gemilerin her biri ayrı. Banu Hanım'a bak neler biliyor. Bunlar fonksiyon paylaşımı diyorlar buna. Fonksiyon paylaşımı. Oynuyor ya. Muydunuz Banu Hanım? Tabii hep o karakteri alırdın. Ve dolayısıyla yani oraya çıktığı zaman gökyüzüne Kaan aslında bir koskoca bir filoyla çıkıyor. Bunlar komuta kontrol uçağı aynı zamanda. Ama kendisi de muharebe edebilir. O kabiliyeti de var. Fakat ona kendisine gelinceye kadar emrindeki bütün unsurları, bileşenleri en uygun pozisyonda kullanıyor. Düşün, füze tehdidine karşı sadece füze savar, İHA var. Onu gönderiyor. Ne bileyim, kara hedefi var mesela, terörist gördünüz. Onun için bayraktar bilmem TB2. Ama kendi üzerinde de mühimmat var. Tabii. Hatta saklı diyorlar hatta. Şimdi ona geleceğim. O stealth teknolojisi ve şeyi var. Yani dolayısıyla bu yük paylaşımı ve entegrasyon kabiliyeti diğer 5. nesil hiçbir uçakta yok. F-35'te yok mesela. Yok 5. nesil. O yüzden bizimkine 5 plus diyoruz. Tamam mı? Şimdi son bir şey daha söyleyeyim. Bunun başlangıç değerleri şu an 2 tane F-16 motoruyla uçuyor. O 29 bin libre, bunu teyit ettim bugün. Geçen abi söylemiştim. Evet. Teyiden de söylüyorum. Bizim üreteceğimiz milli muharip uçağın motoru, şimdi F-16 motoru 29 bin libre, bizimki 35-40 bin bandında olacak. 40 bin libreye bu fark çıkıyor. Nasıl bir katkı sağlıyor? Yani hızımız mı artıyor? 10 bin libre daha güçlü bir motor düşünün. %50 daha güçlü çift motor düşünün. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Şu anki 18 bin metre irtifa 30 bin metreye çıkıyor. Tamam mı? Şu anki 1.8 Mach hızı 2.5'e çıkıyor. Yani manevra kabiliyeti artıyor. Yük taşıma kabiliyeti ve kapasitesi artıyor. Her şey artıyor. Bütün her şey değişiyor. Yani 2028 yılında ulaşacağımız netice bu. Şu anki test değerleri bunlar. Şimdi yani başlangıç TEİ Genel Müdürü Faruk Akşit bir açıklama yapmış. O da çok önemli ve kıymetli, tam da yeri geldi. Buradan dünyada, da selam olsun kendisine. Dünyada ilk kez katmanlı imalatta dövülmüş malzemeden daha yüksek mukavemette türbin kanadı üretip çalışırdık. Türbini okudum ya. O müthiş bir şey ya. O, değil mi? O ayrı bir devrim. Yani sanayi 18.0 falan yani o. O kadar zor bir şey ki. Ve kıyaslamışlar. Çünkü milimetrik aralık çok az şey. Özür diliyorum Banu Hanım. Ya aralıklar, o tribünlerin birbiriyle olan mesafesi o kadar yakın ki, milimetrik ki, normalde 1200 derece, 1300 derece ısıda metalin genleşip birbirine çarpması lazım. Fakat mühendislik böyle bir şey, öyle bir şey yapmışlar ki, onu anlatıyor da, bu milimetrik bile genleşmiyor. 1500 derecede metal olduğu yerde duruyor. Demiş milim ki, kıpırdamıyor, yurt milim dışından genleşmiyor. Alınan numunelerle yapılan kıyaslamada yüksek sıcaklık mukavemet testlerinde kendi ürettiğimiz malzeme daha iyi dayanım gösterdi. Evet. Genleşmiyor. Genleşmediği için de birbirine çarpmıyor. Ve ne oluyor? Yüksek tribünde, yüksek şu, şeyde... Bak şu paraşütü de bir anlatsana bu. Paraşütle ilgili böyle... Ama o şey çok önemli. Tezvirat da var. O motor teknolojisinde bu teknoloji herkeste yok. Yani bizim mühendislerimizin bunu, o genleşmeyen maddeyi nasıl bulmuşlarsa artık, onu Allah razı olsun, onu bilemiyorum. İşte bu tabii. Ama yerli metal genleşmiyor. Yerli yani ve milli şey motorda yani çok artık önemli bir aşamada geride kalması. Hangi maddeden, hangi bileşenle yaptılar? Termodinamiğe aykırı. Efendim? Termodinamiğe aykırı. Yani fizik kurallarına aykırı yani. Her metal ısındı mı genleşir. Bu genleşmiyor. Nasıl önlemişler bilmiyorum. Tebrik ediyorum. Şimdi yani. Ali Bey arzu etti. Şu paraşütle başlayalım mı biraz? Peki. Paraşütle laf ediyorlar ya. Paraşütle indi bu ya. Paraşütü falan. Biraz yazlık şemsiye gibi anladılar herhalde. Ya bu paraşüte niye? Ya bunlar ne yani, bazıları herhalde şey, makine arızalı. Yani doğru bir şey de verseniz yanlış çıkarıyor yani. Hani üniversite sorusu var ya işte, şöyle bir formül var, ancak hata yaptı, sonucu şudur, buna göre asıl sonuç ne olmalıdır? Şimdi biz bunu yapmaya çalışıyoruz yani, tamam mı? Hani şey, bu işte paraşütle indi efendim. Bu bir test uçağı. Ey arkadaşlar, değerli izleyicilerimiz, kıymetli insanlarımız. Bu bir test uçağı efendim. Bütün test uçaklarında bu inişler, kalkışlar esnasında bütün test uçaklarında paraşüt yapılır. Sebebi şu, bu bir emniyet tedbiri olaraktır. Yani henüz daha bunun belki binden fazla. Hayır, hiç film mi seyretmemişler?
şeylere uçak gemilerine inen bütün uçaklar arkadan inerken paraşüt açıyor. Tabii neden? Çünkü pist kısa, yani bu, açmakta faydalı. Yani bu yapı gerçek performansına testler tamamlandıktan sonra bu paraşüt kalkacak, merak etmeyin. Paraşütte takanlar için söylüyorum. Bu sadece test uçuşları için çünkü efendim. Onlar şimdi niye kurtulacaklar paraşütte kalkarsa olsun. Belki şuna dikkat edin için. Belki bir ben şey sufle vereyim. Dikkat ederlerse paraşüt aslında tam kapalı değil. Bazı yerlerinde delikler var. İstiyorsanız bir süre sonra onu da anlatabiliriz. Yani niye bu hazır hazır paraşüt mevzuna girmişken evet, onu da anlatın Eray Bey. Efendim? Hazır paraşüt mevzuna girmişken onu da anlatın. Ya, görüntüleri de paylaşıyoruz. Ya ben şaka yapıyorsun sandım. Ya bu paraşüt efendim şey normal paraşüt değil. Şey için uçakları durdurmak için eğer tamamı yani paraşütçülerin kullandığı gibi tamamı bütünleşik olsa yekpare olsa parçalanır. Ondan dolayı aralarına böyle dikkat edin boşluklar bırakmışlar ki sadece hava fren etkisi ya. Yapsın diye. Şaka yapıyorsunuz sandım. Yok ama anlatmanız lazım. Ya bunu gayet mantıklı. Yani zaten şey, tekerlekleri de kapatmıyor. Efendim? Zaten tekerlekleri de kapatmıyor. Evet. Şimdi bu paraşüt mevzu bu. Tamamen test uçuşlarıyla alakalı. Normal seri üretime girildiğinde efendim bu uçak yere indiğinde paraşütsüz inecek. Hiç merak etmeyin. Bu tekerlerin kapalı olmaması o da mı test uçuşuyla ilgili? Söyledim şeyde havaya kalktı. Bütün test uçuşlarında olası emergency inişleri gerçekleşebilir diye her ihtimale karşı diye şeyle açıklayan neydi? Açık olarak uçar. Bir de irtifa dikkat edin 2500 metre çok aşağıda. Yani bu 18 bin metreye 20 bin metreye çıksa zaten kapatır hani. Ama şu an test uçuşlarının tamamında dünya standardıdır. Bu tekerlekler kapatılmaz. Tekerlekler kapatılmadan uçulur. Sebebi şu zaten şimdi sadece tekerlekler değil. Aslında bunun aviyonik sistemleri, elektronik sistemleri, radar sistemleri, uçuş sistemleri, motoru her şey yani binlerce test yapılıyor. Yani yapılmaya başlandı daha doğrusu. Hazır yeri geldi onu da soralım. Tekerleklerde ekstra motor var mı dönsün? Şaka. Afsana değil pardon. Kusura bakma onlara diyorum yani. Efendim motor iki tane 29 bin librelik iki tane motoru var. Türkiye biliyorsunuz Amerika'dan 48 adet motor satın almak istiyor. İşte bunu da verecekler. Bu yıl içerisinde verecekler onu da. Hı hı. Çünkü gövde istemiyoruz ya. Hı hı. Bunlar da yaklaşık 48 motor 2 filo yapıyor. 24 şey 12 2 filo. Dolayısıyla bizim aslında buradan söyleyeyim 2028'den itibaren yaklaşık 2 filoluk Kaan'ımız elimizde olacak. Hı. 2 filoluk Kaan'ımız. Bu Kaan'ın nihai hali de değil galiba. Değil. Daha bu çok geliştirilecek. Yani hem aviyonik olarak hem sistemler olarak. Mesela kaportada bir değişiklik olabilir mi? Olabilir. Yani daha ilk uçuş testi bu yani. O direnç testleri. Bu ikinci prototip mi? Bu ikinci prototip. Prototip. Birinci prototip takside yürüdü yani. Onunla bu başka. Bu başka. Bu başka. Tabii. Ayda yani. İki tane üretebiliyoruz galiba. Şimdi, 2028 Haziran ayından itibaren ayda ikişer tane üretecek şekilde silahlı kuvvetlere teslimine başlanacak. Hı hı. 2028 Cumhurbaşkanımız da işaret etti. Tabii 2028'de neler değişeceği de konuşalım ama. Yani 2028'de kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu proje yapılırken 48 tane ABD'den F-16 motoru alınması yoktu. Hı hı. Şimdi tamam mı? Alındı, şimdi verecekler bunu ve 2024 yıl içerisinde verecekler. 10 tane de elimizde var, 58 tane. Yani bu da 2 filodan daha yüksek sayıda yani şey olacak. Bunu biz üreteceğiz. Bunların testleri de muhtemelen 2027 yılına kadar yani 2028'e kadar maksimum 28'de teslim edileceği için 2027'de bitecek. Yani o tarihten itibaren artık ayda ikişer tane olacak şekilde bunların üretimleri gerçekleşecek. Yönetmenimiz Samet de ayda 2 iyi bir rakam değil mi diye soruyor. Kim? Size. Yönetmenimiz Samet Bey. İyi bir rakam Martin Lockheed ayda 4 tane üretiyor. Ve ne kadar ne kadar köklü ve büyük bir firma. F-16 ayda 4 tane üretebiliyor. Yani bilginiz olsun ama şöyle bir şey var. Tabii bu benim sadece yorumum. Bir bilgiye dayanmıyor yorumum. Şimdi bunun ortağı kim? Kaan projesinin ortağı Azerbaycan. Ya Can Azerbaycan, biz bunlara ortağımız biz. Ya muhtemelen belki şu da olabilir. Belki bir fabrikada Azerbaycan'da açılabilir yani. Neden olmaz? Neden olmaz? Çünkü biz açıyoruz, biz yapıyoruz. Dolayısıyla ne olur 2'yi 4'e çıkar.
Belki Pakistan'da mesela biliyorsunuzdur uzun menzilli balistik füze anlaşması yaptık biz Pakistan'da bu arada. Ya, bu arada Pakistan tabii nükleer güce sahip bir ülke. Bile biz onlarla şu an uzun menzilli balistik füze üretme anlaşması yaptık şu an. Yani bu geçtiğimiz bir hafta 10 gün önce bu yapıldı. Dolayısıyla Pakistan'la da yapabiliriz. Kuzey Kıbrıs'ta yapabiliriz. Artık ona devlet aklı nasıl? Yani onu hesaplayacaklardır. Bizim çünkü 2030 çok önemli bir kırılma Banu Hanım. Ne kırılması? Bakın Amerika, İngiltere, Hindistan başta olmak üzere dünya ülkeleri yeni ordu yapılanmalarına ve askeri teşkilatlanmalarını 2030'larda bitirmeyi düşünüyor. Öyle planlıyorlar. Yani 2030'dan sonra dünyanın kaçınılmaz olarak bir üçüncü küresel kapışmaya doğru evrileceğini, sürükleneceğini ve bunun finalinin de Tayvan merkezde Asya Pasifik'te olmaz ihtimalini yüksek görüyorlar. Bu bugünün meselesi de yıllardır biz bunu okuyoruz hep takip ediyoruz. Dolayısıyla bizim de 2030'a hazır olmamız lazım. Şimdi 2030'a hazır oluyoruz. Yani bunu devlet aklı mutlaka hesaplıyordur. İşte elimizdeki imkanlar. Hatta şunu da söyleyeyim. Mesela şu sorulabilir. Ya Amerika 48 tane şeyi vermezse, motoru vermezse ne olacak? Başka soru sormayın. Sadece şunu açıklayacağım. Şu an onun alternatifi motorlar hazır. Ha? O yüzden Amerika veriyor. Yeterli mi? Yeter. Yeter. Yani hiç bu projeyi artık Allah'ın izniyle hiç kimse durduramaz. Başka tamam. Bir soru sormak tabii, tabii, var mı? Tabii Sayın Serbi. Ama Abdülkadir abi çok tehlikeli soruyor ya. Spoiler da verebilirsiniz. Bizim için sıkıntı yok. Yani hazır olmasa Amerika zaten adım atmaz. Vermez. Yani hazır olduğu için aman dedi başka yerden gidip başka ülkelerle işbirliği yapıp falan alma. Tamam dedi ben veriyorum. Peki bu hazır olduğu için F-35'i de verirler mi acaba? Çok geç abi. 3 şey daha olacak tahminimiz. Yani önemli akademisyenlik de budur Ali abi. Yani malumu ilan etmek değil. Gelecekte ne olacak? Bakın iyi ismini de söyleyeyim. TVNet'te 3 yıl önce söyledim bunu. Bir gün gelecek F-35'i de verecekler. Patriot'u da verecekler. F-16'ları da verecekler diye. Şimdi bu paketi verecekler bize. Verecekler satın alacağız. Onun dışında 3 şey daha olacak büyük bir ihtimal. Bir, F-35'leri verecekler. Yani gene ortak olacağız, üreteceğiz. İki, katsayı yaptırımlarını kaldıracaklar. Üç, Patriot'ları verecekler. Bakın görürsünüz. Aha bunları söylüyorum. Burhanettin Hocam'a da soralım mı? Benim kanaatime askeri açıdan aldığım işaretler, yorumlamalar bu yönde. Dolayısıyla Türkiye hakikaten çok önemli bir eşiği şu an atlamış gibi görünüyor. Kaan'ın uçuşu ve bunu herkesin görmesi bu süreçleri nasıl etkiler hocam? Siz ne öngörüyorsunuz? Evet, yani burada çok önemli gelişmeler olmaya aday. Bir kere Kaan'ın kendisi bir platform olarak kritik bir proje ama Eray Bey'in anlattığı üzere ona entegre olacak başka kritik projelerin de Türkiye tarafından geliştirildiğini biliyoruz. Aynı zamanda bu Türkiye'nin bir 6. nesil savaş uçağı perspektifini de ortaya koydu. Biliyorsunuz bu Kaan blok 0 olarak üretilecek. Daha bunun blok 1'i var, daha yeni modelleri olacak. Dolayısıyla Türkiye bambaşka bir atılım içerisine girmiş olacak uçak sanayi açısından. Yani Azerbaycan, Pakistan hatta Ukrayna ilgi gösterdi. Bu da şu anlama geliyor. Dünyadaki 4 ülkeden birisi olarak Türkiye'nin bu savaş uçaklarını SİHA'lar gibi satabileceği ve kendi savunma sanayinde gerçekten bir devrim gerçekleştirebileceği bir yöne doğru gidiyor. Tabii eğer bu lige girerseniz, yani savunma sanayindeki bu lige girerseniz, bunun çok yönlü etkileri olur. Ben açıkçası F-35'leri bize teklif etmeleri ya da Patriot'ları bize teklif etmeleri gibi konuları muhtemel gelişmeler olarak görürüm ama bunları biz almak ister miyiz? O zaman bunları nasıl değerlendiririz? Ya da Kaan uçaklarının yanı sıra... Kaan uçaklarının yanı sıra Türkiye'nin etkili olduğu başka yatırımlardan birisi olarak görürüz. Yani kendi yerli milli sanayimizi geliştirmeye devam ederiz. Ben Kaan'la önce SİHA'larla şimdi Kaan'la girdiğimiz bu sürecin bizim Avrupa'nın güvenlik mimarisi açısından da çok önemli bir aktör olacağımızı, NATO'daki konumumuzda da bu Kaanlar üzerinden bambaşka bir etki oluşturabileceğimizi düşünüyorum.
Yani mesele sadece F-35 Patriot'la sınırlı değil, aksine biz bu uçakları Avrupa ve NATO içerisinde de gücümüzü ortaya koyacak şekilde ve bizim savunmadaki yerimizi görecek şekilde bir etki oluşturacağını düşünüyorum. Bu şey, Eray Hocam, Eurofighter ne olacak peki, ne oluyor? Alacak mıyız? Şimdi biraz önce sevgili Burhanettin Hocam'ın söylediği... Eray Hocam bugün çok eğleniyor. Katılıyorum. Şöyle ki, bakın F-35... Eray Hocam bugün keyif ediyor Burhanettin Hocam'ın dediği evet, gibi. Evet, vallahi keyif ediyorum. Yani. Yani yağlarım eridi. Yani bildiğiniz yağlarım eridi yani. O kadar ki son iki gündür o kadar mutluyum. Gece, çünkü sabaha karşı haber geldi, uçacak diye. Ben de hemen herkese haber verdim. Sabahın köründe de yayına gittim falan. Öyle de bir şey oldu. Allah'ın işte mucizesi, gerçekten çok çok keyifliyiz. Şimdi efendim, Eurofighter olsun, F-35 olsun, hatta başka alternatifler de olabilir. Neticede, bu arada arkadaşlar, muadillerine dair bir grafiğimiz var, onu da hazırlasınlar. Onu nesil nesil muharip uçakları, jetleri ekrana taşıyalım. Yine evet. Kaan'ın muadillerini görelim. Tamam. Dünyadaki dört ülkeden biri izlemiştik. Siz analizinize devam tamam. edin. Biz o, zaman o hazırlığı yapalım. Şimdi mesela İngilizlerin milli savaş uçağı ne? Harrier. Harrier. Peki Fransızlarınki? Rafael. Ama şimdi baktığınızda Fransız ordusuna sadece Rafael yok. Başka ülkelerin uçakları da var. Eurofighter var. Tornado var. F-16 var. İngilizler de aynı. Yani şöyle yapıyor ülkeler. Kendi ürettiklerini, ana omurgayı kendi ürettiklerine üzerine oturtuyorlar. Diğerlerini de alıp know-how öğreniyorlar. Yani geliştirme süreçlerini diğer uçaklar üzerinden de destek sağlıyorlar. Biz de bunu yapabiliriz. Ama tabii hangisi nasıl olur, bunu siyasi irade karar verecek. Yani tamam, askeri açıdan bu faydalı olabilir ama belki milli açıdan, belki politik açıdan olmayabilir. Hangisi olur, hangisi olur, onu bilemiyorum. Ama neticede olanları la mutlaka yani almamız lazım. Eurofighter masada ama, değil mi? Eurofighter masada, evet. Yani o F-35'ler de masada. Yani bu anlamda İngilizlerin uçakları da gene masada. Yani bize bu F-16'ları satacaklarını işte kongreye bildirdiler ama biz Eurofighter'dan vazgeçmedik. Evet. Çünkü o da olsun, o da olsun. Şimdi Eurofighter mesela çok güzel bir şey var. Ne yapacağız? Alıp sökecek miyiz? Hayır. Ya şöyle. Onları alıp mesela Meteor füzesi var mesela onlarda. O çok etkili bir füze mesela. Amerika'da yok mesela. Avrupalılar gayet iyi bir Meteor füzesi üretmişler mesela. Çok uzun menzilli. Uçaktan atılabiliyor. Yani buna bizim sahip olmamız lazım. Biz bunu alıp modelleyip kendi uçağımıza da koyabiliriz. Koyarız da zaten yani. Dolayısıyla ya bu dünyadaki akıldan yararlanmak için hani ne olur, biz hava kuvvetlerimizi Kaan üzerinden teşkil ederiz ama birer filo da onlardan alıp onların know-how'undan da yarar. Bir de şu var, Allah korusun ya, yani bir kriz olur, bir şey olur, kaynakları çeşitlendirmiş olmak iyidir. Doğru. Yani her zaman alternatifiniz, yedeğiniz olur. Tamam, olsun, sizde olsun. Alın, koyun bir havalı. Eray Hocam, dursun. Şimdi biz bir barko hazırladık. Bu barko, Kaan'ın ne anlama geldiğini şeyini ortaya koymak açısından son derece kıymetli. Bunlar ilk uçuşunu tamamlayabilmiş 5. nesil savaş uçaklarının görselleri ve hangi ülkeler tarafından üretildiğine dair bir tasarım. Ve en sonunda Türkiye'yi de görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Türkiye, yani dünyada bu işi yapabilen, tasarladığı uçağı uçurabilen 4 ülke var. 5. de yolda, onlar daha uçuramadılar tasarım aşamasında vesaire. Belki tabii hazırlık içerisinde olan ama başka ülkeler de vardır. Ama entegre kabiliyeti, kıymetli Bahar Hanım, bakın entegre kabiliyeti bir tek bizimkinde var. Dikkat edin, ne F-22'de var, ne F-35'de var, ne Su'da var, ne J. Ne diyoruz şimdi? 5. nesil, 5. nesil, 5. nesil, 5 artı. 5 plus, 5 artı. 5 artı. Bir kıyaslayalım mı? Mesela F-22 ve F-35 var. F-35'lerden sürekli bahsediyoruz yayınlarımız içerisinde. Ya bu tabii F-22'de Amerika Birleşik Devletleri iniş kalkış yapmıyor. Yapmıyor. F-35 yapıyor. F-35 yapıyor. Bu F-35 tek motorlu. Bu iki motorlu. Hani genellikle 5. nesil uçaklar çift motorlu. Ama mesela bizimkinde üretilecek, yani planlamalarda biliyorum şey var. Dikey iniş kalkış yapabilecek modelleri de üretilecek bunu. Tabii tabii. Yani uçak gemisine mesela, şimdi uçak gemisi tasarımı artık netleşti. İngilizlerin Kraliçe Elizabeth gemisine benzer bir
model düşünüyor ki doğrusu da o. Çünkü kendi içinde ortada ben baktım. Diğerlerinde ekstra şey pist alanı yaratmak gerekirken buna gerekmiyor. Hani daha mantıklı. Ortadan çünkü pisti yapmışlar. Yani şimdi baktığımızda bunların bizim kanun değişik varyasyonları var. Ama asıl diğerlerinden ayıran deminki anlattığım o entegrasyon kabiliyeti. Yani şöyle düşünün. Denizaltıyla entegre olabiliyor ya. Ya bu ne demek biliyor musun? Ne demek hocam? Allah korusun. Ya diyelim ki Somali şimdi işte Somali'yle güvenliğini sağlayacağız değil konuşacağız mi? Bizim kıta sahanlığında. Evet. Konuşacağız. Diyelim ki orada bir deniz muharebesine girmeniz gerekti. Şimdi mesela Somali dediğiniz zaman bizim denizaltıya ihtiyacımız var. Gemiye ihtiyacımız var, uçağa ihtiyacımız var. Tamam hocam vardı yani denizaltının kendi demek istiyorum. Bir dakika. Kaptanı vesaire yok ya mu içinde? Ya dur onu söylemiyorum. Mürettebatı yok ama mu? Bir dakika provoke etme şimdi. Şunu demek istiyorum. Hani şunu diyebilirler. Ya Kaan'la denizaltı entegre olsa ne olacak? Ne ya aynı filoya taarruz edeceksiniz ya. Hem denizaltından hem de havadan. Ya, bunun entegrasyonu gerekiyor. Komutanım Kıbrıs Barış Harekatı'nda ya, yanlışlıkla kendi gemimizi vurmadık mı? Vurduk. Yani koordinasyon o kadar önemli. Bu arada hazır... İngilizler de kendilerini vuruyorlardı. Yani. Bu arada şöyle bir gelişme var. Bu yıl müjdesini vereceğiz. Bu yıl tamamlanacak çünkü. Biz şu an NATO üzerinden IFF sistemine bağlıyız. Yani IFF ne demek? Identify, Foe and Friend demek. Yani Ali abi bilir. Almanca söylesin. Yani şey, neydi onun ismi? Dost, düşman, tanıma sistemi. Şimdi biz Amerika üzerinden, NATO üzerinden Amerika'nın yaptığı bu sisteme bağlıyız. Bunun 1,5 yıldır yeni milli sistem tasarlanıyor. Bu yıl kısmetse yürürlüğe girecek. Bu zaman bizim envanterimizde hangi çeşit silah olursa olsun, istediğimiz silahı istediğimize dost ya, tanımlatabiliriz. İstediğimiz silahı da istediğimiz sisteme düşman olarak tanımlatabiliriz. Yani F-16 olup olmaması dost ya da düşman olması değil, bizim siyasi rakibimiz olup olmaması dost ya da düşman olması değil. Yani bir gün Türkiye Batı ile karşı karşıya gelirse yani. Gelirse onların uçaklarını da düşman olarak tanımlatabiliriz. Yani bir tuşa basacağız ve bir anda Türkiye ve kendi müttefikleri dost olarak tanımlanacak. Geri kalan bütün unsurları düşman öyle olarak belirleyecek. Yani bu sene inşallah yürürlüğe girecek. Çünkü bazı silah sistemleri yöntemsel kontrol tedbirleriyle şu an işletiliyor. Yani görüyorsunuz Türkiye gerçekten çok yönlü bir gelişme silsilesinin içerisinde. Yani baktığınızda süratleri yaklaşık 2.2 Mach, 2.3 Mach süratinde. Servis tavanları 25 bin metre civarında. Kalkış ağırlıkları yani faydalı yükle toplam 30-35 ton civarında ki Kaan da öyle olacak. Yani hani şeye girdiğinde yürüle seri hocam bu geçtiğinde özelliklerin çok da bir önemi yok, yok aslında ama Türkiye'nin bu fotoğrafın evet içinde olması tabii esas kıymetli şimdi olan şey. Yani orada bir Devler Ligi bu. Orada benim bir şeyim var. Ne? İlavem var. Hani dedim ya bütün bunların hemen hemen hepsi aynı ama bunu ayırt eden şey diğerlerinden entegrasyon kabiliyeti. Şimdi bakın iki şey sadece söyleyeceğim bu işin politik yönünde yani daha doğrusu küresel sisteme ve bölge jeopolitiğine etkisinde çok kısa iki cümleyle anlatacağım. Birincisi şöyle bir bakın etrafınıza. Orta Doğu'ya bakalım. Afrika'ya bakalım. Balkanlara bakalım. İran doğumuza bakalım. Rusya hariç. Etrafımızda kendi uçağını üretebilen bir ülke yok. Rusya dışında. Yok. Dedim Rusya dışında yani. Yok. Şimdi bakın. Biz kendi uçağımızı hele böyle 5 plus olarak üretiyorsak 2028'den itibaren burası çok önemli. 2028'den itibaren Orta Doğu ve saydığım kendi jeopolitik hinterlandımızda hava üstünlüğü Amerika'ya rağmen bize geçiyor. Tekrar edeyim mi? Hava üstünlüğü yani Orta Doğu ve bizim yakın jeopolitik hinterlandımızda hava üstünlüğü Amerika'ya rağmen şu an Amerika'da. Evet. Amerika'ya rağmen bize geçiyor. Geçmeye başlıyor. Ondan sonra ne zaman? Bu 2028'den itibaren. O yüzden demin söyledim ya bakın bu iş bir anda patlayacak. Yani 2048 motor bu, vesaire bir... artı 10. Eray bakın hocam göreceksiniz bir iki yıl içerisinde birkaç filoya sahip olacak. Eray hocam 2028'de Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen hava gücü, hava hakimiyeti hava Türkiye'ye hava geçecek diyelim. Burada bir virgül koyalım. 2028'de niye tekrar ettiğini anladım. 2028'le birlikte neler değişecek peki Türkiye için onu da birazdan bir tane konuşacağız. Daha var onu da birazdan anlatayım. Şimdi bir aramız var birazdan buradayız. Evet aranın ardından arka plana kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli izleyiciler. Aslında biz 21 Şubat'ı çok bekledik. 21 Şubat gelene kadar Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirene kadar sayısız yayın yaptık. O yayınlarda da
A Haber grafik animasyon servisimizin bu videosunu da çokça paylaştık. Eray Bey'le de üzerine konuştuk. Bugün de tam da yeri geldi bazı, aslında. Kullanmak istedik. Bazı tasarım olarak da uçak üzerinde modifikasyonlar olacak. Yani bazı parçaların şekilleri değişebilir. İşte başka parçalar takılabilir, bazı parçalar çıkarılabilir. Yani burada hava direncini en aza indirecek ve sürati maksimize edecek en uygun aviyonik tasarımı yakalamaya çalışıyorlar. Şu an bilgisayar üzerindeydi. Şimdi artık gerçek uçuşlarda bunu ölçüyorlar. Daha çok yani çok güzel bir başlangıç, devrim. Gerçekten Türk tarihinde bir devrim olarak görüyorum. Ama daha alacağımız da çok güzel. Kısa zamanda çok büyük mesafeler alacağız. Bunu da herkes beklesin. Bir daha da kimse hadsiz laflar söylemesin bizim uçakla ilgili. Onda sinirlendiniz. Yani. Kime sinirlendiniz? Yani o biliyor kendini. Süpürge onlar biliyorlar kendilerini. Mi? Motorlara tekerleklere motor takmışlar diyenlere kimse kanıma. Kalorifer peteği diyenlere mi? Hangisi? İşte o zihniyeti kastediyor. Öyle bir kompleks ki. Çinli yapınca yapıyor, alkışlıyorlar. Rusya yapınca alkışlıyorlar. Amerika yapınca kendilerinden geçiyor. Biz yapınca ona nasıl bir kulp takacaklar? Onu şaşırıyorlar. Ya bu ülkenin mühendisleri, bu ülkenin insanları bunu yapmış, üretmiş. Bu senin. Yani millet olmak demek ne demek? Kasada ve kıvançta bir olmak demek değil mi? Biz nasıl millet olacağız? Başkası yapınca alkışlıyor, bu kadar aşağılık kompleksi olmaz. Yani sanki sen her gün ya soba borusu mu yapıyorsun ya? Her gün savaş uçağı mı üretiyorsun? 21 Şubat 2024 tarihi bir kırılma anı. Ve bundan sonra biz artık savaş uçağı yapan hem de 5 plus savaş uçağı yapan ülkeler arasına girdik. Ya doğal gaz bulursun, buna bir kulp takarlar. Yerli otomobil üretirsin, buna bir kulp takarlar. Ya sizin bu millette derdiniz ne arkadaş? Düşün bu milletin yakasından. Ya bu millet başarır, bu millet yapar. Siz biraz zihniyetinizi değiştirin. Bu kadar batı kompleksiyle bir yere gidemezsiniz. Bu millete inanın, güvenin artık ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Denizli'de bu zihniyete dair eleştirilerini sıraladı. Ya özür diliyorum, bazıları da maalesef bunların geçmişte İşte kanaat önderi, aydın, maydın gibi isimlerle, sıfatlarla anıldı yani. Yani özellikle mesela bu TOG ilk projesi açıklandı. Var kayıtları. Fütüristik diye çıkarmışlar bazılarını. Evet. Ne gerek var? Artık şeyin teknolojisi geçti. Türkiye niye araba yapsın ki? Araba yapmasına gerek yok. Biz dışarıdan daha ucuza... Bunu diyor ya. Tabii. Bakın canlı yayında kendi altına da yazmışlar. Fütüristik. Ama yazıklar olsun öyle fütüriste ya. Komutanım o zihniyetin Kurtuluş Savaşı sırasındaki mandacı zihniyetten bir farkı yok. Aynen. Gelsin onun devamı Amerika bence. Bizi korusun. Gelsin İngilizler bizi korusun. Zihniyetinden biz niye yapalım ki? Biz onların bayisi olalım. Onlar üretsin. Biz zaten yapamayız. Hani Abdullah Cevdet'in o dönemin iddiacılarından bir sözü vardır ya. Diyor ki bir toplulukta ne kadar ezik, başı öne eğik birini görürseniz bilin ki o Müslümandır. Ne kadar başı dik, kendine güvenli birini görürseniz o batılıdır. Bu kadar çarpık bir zihniyet olur mu ya? Ama şimdi burada yani şunu da görmek lazım. Bakın gene Karadeniz doğal gazı bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah burada düğün bayram yapıyoruz. Ya enerji uzmanı diye var kayıtları ya. Tabii. Milletimiz baksın. Uluslararası enerji uzmanı. Çıkartmışlar. İsmini. Ya ne gerek var ki? Niye seviniyorsunuz ki? Daha bu 8 yıl sonra enerken bağlanır. 12 yıl sonra da ancak belki kullanırız. Ya dedim ki ben enerji uzmanı değilim. Şimdi tabii o zaman da diyorlar ya Sabah Hoca her şeye ne? Tabii. Her şeyi bilen adam mısın sen filan tamam mı? Ya dedim ki bakın bunu bilmiyorum ben. Enerji uzmanı değilim ama. Hükümet açıklama yaptı 3 yılda bağlayacağız diye. Yani 3 yıl diyor ya. Şimdi halka verdikleri bir söz var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın halka verdiği bir söz var. Hani biz de biliyoruz Cumhurbaşkanı sözünü yemez. Öyle diyorsa bu adam mutlaka bir şey vardır. Buna ne diyorsunuz? Yok efendim bakın görürsünüz hayatta bunu yapamazlar. Ne oldu 3 yıl sonra? Ben de çıktım özellikle bas bas bağırdım. Enerji uzmanı değilim ama bir zamanlar böyle diyenler nerede diye. Sayın Bakan'la da tevafuk tamamen. O şeyde bir yayında karşılaştık.
Dedim Sayın Bakanım Allah aşkına bir söyler misiniz? Yani zamanında böyle demişlerdi. O da bizim yani, şeyi teyit etti. Eray Hocam, bana müsaade ederseniz tabii, araya giriyorum. Tabii. Kusura bakmayın. Şimdi bunun ne zaman başladığına bakmak lazım. 10. yıl nutkunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Bakın az zamanda çok büyük işler başardık. O dönemdeki insanların kendine özgüveni, benim babamın kuşağı. Babamın çok iyi biliyordum ki özgüven, makine mühendisiydi babam. O özgüven aslanlar gibi vardı o kuşakta. Bakın ondan sonra neler olmuş. Şakir Zümre, askeri mühimmat yapan Şakir Zümre'yi şey haline getirmişler. Sobacı haline getirmişler. Nuri Demirağ'ın fabrikasını havaya uçurmuşlar. Yani müthiş bir anti mücadele verilmiş Türkiye'yi bağımlı kılmak üzere. Kültürel olarak milli bağımsızlığı ortadan kaldırmak üzere sizin kültürünüzü de etkileyerek böyle bir eziklik, biz yapamayız, edemeyiz duygusunu yaymışlar ülkeye. Bu öğrenilmiş çaresizlik kavramı başka bir Almanca'ya tercüme edemiyorsunuz. Yok ki Almanlarda böyle bir şey. Öğrenilmiş çaresizlik. Edemiyorsunuz, karşılığı yok yani. O nedenle bunu aşmak öyle kolay değil. Yıllar yıllar beyni yıkanmış bir toplumdan söz ediyoruz. Nasıl karşılığını buluyor diye merak ediyordum ben. Ya bu yalan, palavra ve bu kadar karalama, bu kadar kötü yönet nasıl karşılığını buluyor diye merak ediyordum. Karşılığını bulma sebebi hakikaten en az 60-70 yıldır sürdürülen bir beyin yıkama faaliyeti. Ya. Hakikaten bizim zihinlerimiz işgal edilmiş. Evet. Ama şu zihin işgali. Yani bu kadim bir kavga. Yani bu millet adam olmaz diyenlerle, bu millet her şeyi yapar diyenlerin kavgası. Maalesef onlar bir dönem hakimlerdi. Artık o kültürel iktidarlarını kaybettiler. Artık bu millet inandığı her şeyi yapar diyenler ve milletine güvenenler başarılı oluyor. Şimdi geçmişten bazı manşetleri de arkadaşlarımız hazırladılar. İlk hususi Türk tayyare fabrikasında ya. Bir saat başlığı atılmış. Nuri Demirağ lisanslar üzerinde kopyacılık etmek değil, yeni Türk tipleri vücuda getirmek için çalışıyor denilmiş. Türklerin zeka ve tekniğine hayran kaldım. Amerikalıların yolladıkları uçak mühendisi hayretini gizleyemedi. Bakın ne kadar önemli ya, girişimler var ama hepsi aynen. Ne hale geliyor. Sonra ne olmuş Nuri Demirağ'ın fabrikası? 1930'lar 40'lar değil mi? Tabii. Vecihi Hürkuş'un mükafatı ne oldu diye soruluyor. Tayyare Çekoslovakya'da muayene edilecek. Rapordan sonra karar verilecektir. Uçak yapımına Amerikan yardımı sonrasında son verildi. İşte gelinen noktada bu. Uçak yardımına Amerikan yardımı sonrasında son verildi. İşte Kayseri'de çok final. Ciddi bir üretim söz konusuydu. Vecihi Bey kaza geçirdi. Dün Moda'da denize düşen tayyare mahvoldu. Vecihi Bey kurtuldu. İşte yine bir başka manşet. Gençlerde tayyareciliğe heves gittikçe artıyor gibi manşetlerin sonrasında takip aynen, eden yıllarda neler olduğunu ortada. Aynen üstadın dediği gibi bu iki ambivalans olarak devam ediyor. Yani bu kadar bir beyin yıkama ve pozisyon alma Türkiye'yi milli bağımsızlık çizgisinden uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapmışlar 38'den sonra yani. Devrim otomobilinin başına gelenler de ortada zaten. Onu da hatırlamakta fayda var. Bugün bambaşka bir noktadayız. Yani burada siyasi irade arkasında durmasa, öyle mi Eray Hocam? Siyasi irade bunun arkasında durmasa bunu hayattaki bunu da baltalarlardı yani. Hı hı. Bakın, her şey dünyada ama şimdi bu çıkmış gelişmeler... Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı diyor ki 50 yıldır bu kurumlar var. Son 20 yılında da destek olunduysa teşekkür ederiz gibi bir açıklama yapıyor. Bunu nasıl okumak lazım? Yani o küçümsemek için artık en uç noktası bu. Yani yapılacak hiçbir şey kalmayınca böyle bir küçümsemeyle geliyorlar demek ki. Burada hakikaten şunun altını çizmekte yarar var. Hocam söyledi bu Sayın Cumhurbaşkanı ve o milli iradenin temsilcileri bu şeyin arkasında durmasalar yani TOG'un hani TOG tamamen Cumhurbaşkanı'nın şeyidir ya. Aynen. Baba yiğitler yok mu diye bir çağrı yapıp onları bir araya getiren falan Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Yani o iradeyi oluşturmasıyla Türkiye yani milli iradenin sonucudur bu noktalara gelmemiz yani hakikaten. Olmasa işte ne oldu burada arkamıza helal olsun bizim teknikteki arkadaşlara. Uçak yapımına Amerikan yardımı yönetime. Sonrasında son verildi. Yani şimdi bunlar, şimdi baktım Lockheed Martin firması birleştiklerinde 95 yılında birleşmişler. Ama tabii geçmişleri
aynı dönemlerde başlamışız. Onlar dünya devi olmuş. Biz de soba borusuna çevirmişiz. Şimdi Demirel bir yerde konuşurken diyor ki yol yaptık, su getirdik, baraj yaptık. Birisi oradan diyor ki Ege şivesiyle bu bağın parasıyla mı getirdin diyor. Demirel de diyor ki benim babamın parası da, senin babanın parası da, buradakilerin babasının parası da bir araya gelse bunu getiremez. Ben babamın parasıyla yapmadım ama benden öncekiler niye yapmadı? Yani bu vardı, olanı batırdılar. Erdoğan'dan önce niye yapmadılar? Niye? 30 yıldır çalışıyor bu. Tabii 30 yıldır çalışılıyor. Ve Erdoğan'ın liderliği olmasaydı. Dışında üstadım, Marmara'yı yapıyorsun. Diyor ki duvarları çatladı, oradan su akıyor. Çöktü, çökecek diyor. Birinci köprü gereksiz diyor, ikinci köprü gereksiz diyor. Yani şeye köprüsüne gereksiz Yavuz diyor. Sultan Selim'e. Yavuz Sultan Selim'e diyor. Birinci Çanakkale. Köprü yapılırken de aynı mevzu devam ediyormuş. Yani zap suyuna köprü yapılsın, ne gerek var İstanbul'a köprü yedik. Aynı birinci köprü yapılırken öyle, Keban Barajı yapılırken öyle, Seyhan Barajı yapılırken Sayın öyle. Ekrem İmamoğlu hakikaten son noktayı koydu. Bu şeyler 650 bin konut. Oysa hemen yarın yapacağım demiyor ki kurum. 10 senede diyor yani yılda 65 bin konut yapacağız diyor. Gerek yok diyor. Yapılmaması lazım diyor ya. Yani o zihniyeti gayet güzel temsil etmiş. Bir de hocam Hatay'da kentsel dönüşüm yapılmasın diye kampanya yapan belediye başkanı Lütfi Savaş'tı. Ve o kampanya yaptığı yerler depremde yıkıldı. Yani bunlar bu kadar uzak görüşlü. Şimdi Demirel Boğaz Köprüsü'nün temelini attığında... Boğaz Köprüsü yapılmasın diye köşe yazıları yazıyorlar. Mimarlar, mühendisler odaları davalar açıyorlar. Sonra açılışına Demirel'i davet etmiyorlar. Seyhan Barajı yapılırken diyorlar ki fareler bu Seyhan Barajı'nın gövdesini delecek. Oradan Adana su altında kalacak diye propaganda yapıyorlar. Keban Barajı'na aynı propagandayı yapıyor. Rahmetli Özer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yaparken... Aynı şekilde tavır koydu. Bu zihniyet değişmiyor. Biliyorsunuz 3. köprü ve İstanbul havalarının için gezi eylemlerini düzenlediler. Yani devir değişiyor, zihniyet değişmiyor. TOG oluyor, TOG'a karşı çıkıyorlar. Köprü oluyor, köprüye karşı çıkıyorlar. Kaan oluyor, Kaan'a karşı çıkıyorlar. Ama bu millet Allah'tan onları dinlemiyor. O zihniyete rağmen bunlar yapılıyor. Ben hep şunu söylüyorum arkadaşlarıma da, İstanbul'da 3 günlük bir deneme yapalım, bir test yapalım. 3. köprüyü 3 günlük bakıma alalım, bakalım ne olacak İstanbul'da. Sizce ne olur Ali Bey? Ya 3. köprüyü 3 günlüğüne kapatsak ne olur İstanbul'da? Felaket olur, ne olacak ya? Bu baksanıza bunların karşı çıktığı Marmaray'dan kaç milyon kişi geçiyor günde ya? Avrasya'yı bir kapatın bakalım. Avrasya Tüneli ya da. Allah şimdi 3. İstanbul Havalimanı'na karşı eylem yapanlar... Benden daha çok kullanıyorlar orayı. Burhanettin Hocam, bu zihniyete dair sizin de bir analizinizi alalım. Ardından Eray Hocam'la Barko önünde devam edeceğiz. Katim Erini gazetesi demiş ki 24 ay gibi bir süre zarfında 4 Türk uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yani 24 ayda 2 yılda 4 Türk uçağı uçuruluyor. Buna dair görüntüleri de paylaşacağız. Her 6 ayda bizim bir uçak çıkmış havaya. Öyle, o görüntüleri de vereceğiz. 6 ayda bir uçak üretiyoruz yani. Burhanettin Hocam buyurun. Evet, Banu Hanım, tabii bunlar çok önemli başarılar. Bazı tarihleri hatırlatmakta tabii ki fayda var. Şimdi Türkiye'de savunma sanayinin gelişimi açısından 1974 önemliydi. Ama ne açıdan önemliydi? NATO İttifakı içerisindeki Türkiye'nin Kıbrıs'taki harekatına karşı yapılan ambargo, uygulanan ambargo ile ilgili olarak Türkiye kendi savunma sanayini yapma kararı veriyor. Bu başlangıç önemliydi ama Özal dönemindeki ivmelenme de yine bahsedilmesi gereken bir husustur. Fakat bugün bizim konuştuğumuz bu konular, yani SİHA'lar, Hürkuşlar, SİHA'lar, Kaanlar, bunların başlangıç noktası aslında 2004'tür. 2004'teki bir toplantı ve Cumhurbaşkanımız o dönemde başbakan ve Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin toplantısı yapılıyor. Çok sayıda alım yapılacak, dışarıdan alınacak paketler var. Ve o toplantıda bunların yerli olarak üretilmesi ya da ortak olarak üretilmesi kararı alınarak birçok ihale iptal ediliyor. İhalenin yapılması kararı iptal ediliyor.
Ve Türkiye ondan sadece 9 yıl sonra 2013'te Hürkuş eğitim uçağını uçuruyor. Ve daha sonra yine bir 10 yıl sonra, yaklaşık 10 yıl sonra 2024'ün Şubat ayında da 5. nesil savaş uçağı olarak Kaan'ı uçuruyor. Bu arada tabii daha başka bir sürü şey yapılıyor. Yani Bayraktar, TB2, Anka, Akıncı, Aksungur gibi SİHA'lar, Atmaca gibi gemi savar füzesi, Tayfun Cenk gibi balistik füze, Hisarlar, Siper Sungur gibi hava savunma füzeleri, erken radar sistemleri vesaire. Milgem, şimdi bütün bunların hepsi o 2004'teki verilen kararın arkasındaki siyasi iradenin bunları takip etmesinin sonuçlarıdır. Dolayısıyla Türkiye burada çok önemli bir devrim gerçekleştiriyor. Tabii şunu da görmek lazım. Evet, yani bu gelişmelere inanmayan ve bunlar gerçekleştiğinde de bunları küçümsemeye çalışan bir toplumsal kesim olabilir. Ya da bazı elit kesimler, benim başta söylediğim o 200 yıllık modernleşme serüvenindeki yaralı bilinçlerinden dolayı buna itiraz ediyor olabilirler. Ama Türk milleti bu konularda liderine güveniyor, siyasi iradeye güveniyor ve ona gösterdiği, verdiği destekle de kesintisiz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 22 yıldır iktidarda tutuyor. Dolayısıyla yaşanan bütün türbülansları ve sıkıntılara rağmen ortaya konulan bu başarılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin iktidarda olmasının da temel sebebidir. Yani o bahsettiğiniz köprülerden, havaalanlarından Kaanlara kadar varan o kalkınma hamlesi Türk milleti tarafından gayet güzel bir şekilde görülüyor. Bunun içindir ki muhalefet bir türlü bu kesintisiz 22 yıllık iktidarı yerine geçemiyor. Şimdi bakın, Türkiye siyasi hayatında böyle bir şey yok. 22 yıllık kesintisiz bir iktidar. Türkiye'de yok da dünyada var mı? Dünyada da yok. Yok. Aynı liderin kesintisiz olarak 18. seçimine gidiyor Cumhurbaşkanımız. Tam 17 seçimi alarak bu başarıyı ortaya koyduğu bir ülkede yok. Bu neyi gösterir? Demek ki burada gerçekten istisnai bir başarı var ve bu da, daha önemlisi, bu da Türk milleti tarafından takdir ediliyor. O yüzden ben açıkçası bu tür muhalif kaygılarla bu tür karalama yapmaya çalışanların sadece kendi bulundukları pozisyonu zayıflattıklarını düşünürüm. Yani Türk milletinin sağduyusuna bir örtü örtemiyorlar. Bu karşılık bulmuyor ve dolayısıyla sizin de yaptığınız, burada yaptığımız yayınla birlikte gösterdiğimiz, anlattığımız üzere bunlar Türkiye için hepimizin birlikte gururlanacağı başarılardır. Peki. Fakat Banu Hanım, burada yani bizim grafik servisi çok başarılı. Aslında iki şey yapmak lazım. Birisi 30'lu yılların, yani yokluk yıllarında Kurtuluş Savaşı'ndan sonra çıkan Türkiye'den, savaştan, Birinci Dünya Savaşı'nda bir imparatorluğu kaybeden bir Türkiye savaş uçağı yapıyor. O savaş uçaklarını soba borusuna çevirten, o fabrikalar ortadan kaldıran bir zihniyet var. Şimdi arkadaşlar getirdi. Bir de her 6 ayda bir işte Kızıl Elması, Atmacası, İHA'sı, SİHA'sı, Siper'i, bunları başaran ve bu konuda özellikle savunma sanayinde ne dediler? Türkiye Almanya'nın yerine geçti dediler. 5. sıraya gelmiş bir Türkiye var. Bunları karşı karşıya koymak lazım. Ne açıdan koymak? Türkiye aslında bu iki zihniyetin mücadelesini veriyor. Bir zihniyet Türkiye'yi böyle paçalarından çekiyor aşağıya. Ya baraj yapıyorsun diyorlar ki bu elektriği toprağa mı vereceksiniz? Yol yapıyorsunuz diyorlar ki ekolojik zarar. Havalanı yapıyorsunuz, buna karşı eylem yapıyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. Bir bunlar var, bir de bunlara rağmen inşa edenler var. Yani Türkiye'de iki zihniyetin çarpışması var. Ve eğer bu iki zihniyette Türkiye'yi inşa edenler, savunma sanayi, milli ve yerli otomobili yapanlar, yerli savaş uçağını uçuranlar başlarında bir lider bulursa bunu başarıyor. Ama ben bulamazsa maalesef. Ben çocukken termoelektrik santralleri doğaya zarar veriyor. Hidroelektrik santrali yapılması lazım diyordu herkes. Çevreciler tamam. Özellikle. Sonra hidroelektrik santralleri yapılmaya başladı. HES'ler doğayı katlediyor demeye başladılar. Nükleer enerjiye geçelim diyorsun. Ona da tepki veriyorlar. Avrupa hepsi nükleer enerji kullanıyor. Sen yaptığında olmuyor. Niye? Avrupa yapar. Çünkü bunlardaki bu aşağılık kompleksi. O nedenle yani altını çiziyorum.
Türkiye bu iki zihniyetin mücadelesi. Menderes'in hayatı bunlarla mücadeleyle geçmiş. Demirel'in hayatı, rahmetli Erbakan'ın hayatı, Özal'ın hayatı, hayatına mal oldular Özal'ın. Ve Erdoğan'ın hayatı bu zihniyette mücadeleyle geçmiş ama bunlara rağmen Türkiye başardı. Önemli olan da bu. Evet, ülkemizdeki bir takım insanlar Türkiye'nin bunu başardığına hala inanmıyorlar ya da inanmak istemiyorlar ama Yunanistan'da durum farklı. Yunanistan Türkiye'nin bunu başardığını görüyor ve bundan dolayı endişelerini paylaşan pek çok insan var. Yunan basını da özellikle Kaan'ın uçuşunu, ki bu F-35 tartışmaları devam ederken hep manşetten gördü. İlhan Tahsin de bizimle birlikte Yunanistan'daki son durumu, yazılan çizilen her şeyi bizlerle paylaşacak. İlhan, iyi geçeler, iyi akşamlar. Neler yazılıyor, çiziliyor? Ben az önce Katimerini'nin 24 ay gibi bir süre zarfında 4 Türk uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi başlığını verdim ama daha fazlası sende. Manuel, gazete başlıklarına geçmezden önce ben şunu söylemek istiyorum. Stüdyodaki çok değerli üstadlarıma, konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Batı Trakya'dan, Gümüşhane'nin merkezinden. Şimdi şöyle bir şey, pür dikkat dinledim. Ancak ben bir muhabir olarak bu akşam size işte gazeteler onu yazdı, bunu yazdı. Tabii ki onları aktaracağım da. Önemli olan Türkiye'de bir kesimin, diyorum bunu, çünkü bunu ben söylerken bunu ben Yunanistan'daki gazetelere, Yunanistan'daki televizyon programlarına, o ekranda olan küçük pencerelerde konuşulanlara bağlıyorum. Yunanistan, Yunan halkı, Türkiye'de belki Türk halkı bir çoğunluğu farkına vardı. AK Parti iktidarının 20 yıl içerisinde, özellikle de son döneme Kaan'a gelinceye kadar neler yapıldığını. Çünkü geçen hafta biz Selanik'ten A Haber olarak, sizler de biliyorsunuz, Selanik'te otoyolu kapattılar. Orada bir Yunan'dı yanıma geldi. Nereden geliyorsun? Türk televizyonundan, A Haber'den dedim ve dolayısıyla da şunu söyledi. Bize de bir Erdoğan lazım. Atina'ya bir Erdoğan göndersenize. Bunu samimi olarak söylüyorum. Gerçekten son döneme görüyorsunuz çiftçiler yollarda. Kaan gönderelim ama Erdoğan'ı vermeyiz. Şimdi şöyle bir şey. Türk halkının küçük bir kesimi siyasi araç olarak bazı şeyleri görmezden gelmeye yelteniyorlar. Ancak ne yapsalar güneş balçıkla sıvanmaz derler bizim Batı Trakya'da. Dolayısıyla da Yunanlılar, inanın, bugün artık dorağa ulaştı Yunan basını. Sadece Katimerini değil, tüm gazeteler, dergiler, efendime söyleyeyim Pendapos takmasından tutun, Katimerini çok iyi saygın bir gazete. Taneya keza aynı, İmerisiya gazetesi aynı, Antena televizyonu muhalif olmasına rağmen, Sky derseniz ve bütün televizyonlarda her şey söylenilen şu. 24 ay içerisinde bir Kaan artı 3 adet İHA Türkiye üretti ve uçurdu. Motorunun nereden geldiği hiç önemli değil. Türkiye bunu yaptı. Şu anda motoru yapmak üzere de 10 bin parçacıktan ulaşan motoru yapmak üzere de 4.500-4.750 parçasına ulaşıldı diye haberler yapılıyor. Bir bu. İkincisi, siyasi konjonktüre baktığımızda, şunu da söylüyorlar. Bunu çok saygın, değerli Selvi Hocam gibi saygın gazeteciler burada bunu yazıyor. Düne kadar işte Türkiye öyledir böyledir diyenler artık onu diyemiyor bakın. Türkiye'nin yapmış olduğu ne dedi, ne yazıyor biliyor musunuz, ne söylüyorlar? Diyorlar ki Türkiye'nin Kaan'ı ister uçsun ister uçmasın, şu anda Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve şimdiye kadar oluşturduğu hükümetler, değişik bakanlar bir kişiyi sürekli bir yerde tutmuyor. Bunu söylüyorlar. Üretim bekliyor herkesten, tüm bakanlardan. Gece 1'e kadar televizyon izliyor diyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'ndan için. Bunlar programlarda, bunlar konuşuluyor. Dolayısıyla da bir hastanede bir sorun olursa Sayın Erdoğan'ın o gece hastane müdürünü arayıp bu neden oldu? Onun hesabını sorabilecek bir devlet başkanı var diyor Türkiye'nin başında. Dolayısıyla da Yunanistan artık bunu konuşuyor. Ama Yunanistan şunu da söylüyor. Son 4-5 yıl içerisinde kimsenin aklının hayal edemeyeceği savunma sanayi, Türk savunma sanayinin şu anda Bayraktar, TAF, B2, Anka ve diğerlerini, Kızılelma keza aynı, bunların dışarı ihracatını, Türkiye'de şimdi Kızılelma'nın işte üretimi, şimdi Kaan'ın uçuşu. Kaan belki, şunu söyleyeceğim ben, Türk basını, Türk insanı şunu duysun. Kaan belki Türkiye semalarında 13 dakika uçtu, ancak şu anda 24 saatten beri kesintisiz
Ben sadece Yunanistan'ı takip etmiyorum. Avrupa'yı, Portekiz'in Salamanca bölgesine kadar takip ediyorum. İnanın bakın. Dolayısıyla her yerde yazılıyor. O 13 dakikalık uçuş hemen şunu beraberinde getirdi. Türkiye bir stratejik güç kazandı. Bütün Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de, Ege'de keza aynı. Şimdi biz şunu düşünmemiz lazım. İki F-35'leri ne kadar çabuk alabilirsek Ege'de Kaan dengeleri değiştirecek diyorlar. Değiştirecek mi demiyorlar artık. Kaan'ın Ege'de dengeleri değiştireceğini. Zaten ben Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın şimdiye kadar Savunma Bakanları da hep Yunanistan'a şunu söylediler. Ben o toplantılarda hep vardım. Hep oraları takip ettik. Atina'da olsun, Selanik'te olsun. Eğer Yunanistan bizim Türkiye'deki savunma sanayinin yükselişine bakarak silahlanmaya para ayırıyorsa bu Yunanistan için fakirlik demektir. Türkiye Yunanistan'a karşı silah almıyor. Türkiye Yunanistan'a karşı silah üretmiyor. Bunu her fırsatta dile getiriyor Türk yetkililer. Özellikle İlhan, de Sayın Cumhurbaşkanımız. İlhan, Ali Saydam'ın bir sorusu var sana. Tabii ki sorulara cevap vermeye hazırım. Ne sorarlarsa sorsunlar, hiç sorun değil. Çünkü yakinen A Haber olarak her şeyi takip ediyoruz. Eyvallah. Kardeşim, Allah kolaylıklar versin. Şunu merak ediyorum. Şimdi Türkiye'de bazı böyle münafık yazarlar, çizerler diyorlar ki işte bu işte bunlar joystickle oyuncak bunlar. AVM'lerde satılıyor. Yok efendim bunun şeye benziyor, kalorifer peteğine benziyor bunun parçaları. Yok tekerleğini toplayamadı. Arkadan şeyle inebildi. Böyle negatif pek çok kelam eden münafıklar var. Böyle bir atmosfer var mı senin takip edebildiğin kadarıyla oralarda? Pek muhterem hocam, şunu söyleyeceğim. Ya da Yunanistan belki bir şey üretemediği için eleştirecek bir şey de bulamıyor. Şunu hemen söyleyeyim ve sorunuza cevap olarak ve Türk ulusu da, Türk insanı da bunu dinlesin. Yunanistan'da uçağın tekeri var mı, yok mu, soba borusu mu gibi konuşmuyorlar. Şunu diyorlar, ilk uçuşta bizim uzman olarak izlediklerimiz, kompütür bilgisayar sistemiyle arka yükseliş kumanda kanatlarına bakmışlar. Bir iki defa aşağıya yukarıya oynadığından dolayı bilgisayar otomatik olarak kendisini ayarlıyor. Demek ki yazılımını ve uçağın kalkışını yumuşak bir şekilde indirişini buna göre ayarlamışlar bilgisayarla. Yani. Bunu konuşuyorlar. Soba borusunu konuşmuyorlar Yunanistan'da. Eyvallah. Gerçek de bu hocam. Evet. Teşekkürler. Abdülkadir evet. Bey'in de sorusu var ben galiba. Şöyle, başka sorular tabii ki. Şöyle İlhan Tahsin'i görünce Hasan Tahsin geliyor. Aynı heyecanı, aynı ruhu yansıtıyor çünkü. 63 yaşındayım, Allah şükürler olsun. Allah Cenab-ı Allah ömür verirse 104'e kadar çalışmaya niyetim var. İnşallah, inşallah. 204 olur inşallah. Aynı heyecanı yaşıyorsunuz. Tabii şu var, yani Türkiye'nin bu konuda güçlenmesi bir Yunanistan için tehdit olması açısından bakmamak lazım. Fakat Yunanistan çok silahlanıyor. O konuda da ekonomik imkanlarını seferber ediyor. Ama Türkiye kendi milli silah sanayisini geliştiriyor. Yani Türkiye kendi milli silah sanayisini geliştiriyor, kendi savaş uçaklarını yapıyor. Biz ise parayla dışarıdan alıyoruz şeklinde bir eleştiri var mı Yunan hükümetine yönelik? Çok önemli bir soru. Eğer bu soruyu değerli hocam siz sormasaydınız ben Banu El Hanım'dan programın sunucusundan bir müsaade isteyecektim. Tabii, tabii. Çok önemli bu söyleyeceğim şey. Çünkü Yunanistan Dendias Dışişleri Bakanlığı'ndan Savunma Bakanlığı'na geçti. Dendias şu anda Savunma Bakanlığı'na geçtiği günden itibaren hep şunu söylüyor. Artık raftan, yani üretim ve rafa koyuyorlar ve raftan gidiyorsun, nasıl süpermarketten bir şey alıyorsun. İşte onu söylemek istiyor. Artık raftan silah almak, bizim ekonomimiz bunu kaldıramaz. Bir bu. İkincisi, dolayısıyla bir EAV var Atina dışında yaklaşık 40 kilometre. Sizler de bilirsiniz Atina'da bunu da defalarca hep bir araya geldikten konuşmuştuk geçen bağlantımızda da. Orada Yunanistan havacılık uzay sanayi. Dendias henüz dün daha sözleri kulaklarımda çınlıyor şunu söyledi. EAV kısaltırma başlığı Yunanistan savunma sanayi bu uçak uzay sanayi çalışmazsa Yunan hava kuvvetlerinin geleceği yok. Çünkü neden biliyor musunuz? F-16'lara parça bekliyorlar gelmezdi. Gelmiyor. Efendime söyleyeyim. Mirage Delta kanat uçaklar var 2005'ler. Onların fren sistemleri yoktu uçuramazdılar. Şimdi Rafale'ler geldi. En azından onlara da yedek parça şu anda aranmıyor. Ancak önemli olan şu değerli hocam.
ve Türk insanı da bunu bilsin. Yunanistan şu anda Türkiye Libya mutabakatını imzaladı. Ardından derhal Menguş ile Dışişleri Bakanı'yla görüşmeye gitti Denyas. Dışişleri Bakanı olduğu dönemde. Evet. Türkiye Afrika'ya gidiyor. Hemen akabinde Yunanistan Afrika'ya gidiyor. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı nereye giderse gitsin o kalabalık iş adamları ekibiyle sizler de defalarca bir gazeteci olarak oraya gidiyorsunuz. Dolayısıyla ardından onu yapıyor. Türkiye Pakistan'la bir işbirliği yapıyor savunma alanında ve diğer alanlarda. Hemen Yunanistan bunun karşısında bir Hindistan dikiyor. Şu anda Miçotakis Hindistan'da, yeni delgide. Evet. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman ne dedi Dendias? Dün daha çok sıcak bunu söyledi. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Sayın Bayraktar'ın hocalarının ikisi de Yunanlıydı. Şu anda irtibatımız devam ediyor. O Yunanlı hocalarla Amerika'dan onları buraya getireceğiz ve İHA üretme aşamasında bir mesafe kat etmek istiyoruz. Çünkü onu Amerikalı bizim Yunanlı hoca yaptı Amerika'da. Sayın Bayraktar'ı onlar eğitti. İşte şurada Yunanistan Dendias şunu göz ardı ediyor. Türkiye'de o kadar genç bir nüfus var ki dışarıdan bakın biz Yunanistan'da Batrakya'da yaşayan Türkler olarak bunu görüyoruz. Yunanlı komşularımız da tüm Yunanistan'da görüyor. Bunu Türkiye'de gelen bir gençlik var, okuyan bir gençlik var, üreten bir gençlik var. AK Parti hükümetlerine geçmişte o banka senin, bu ben, banka benim, koalisyonlar dönemi bitti. İşte Yunanistan'ın da Avrupalıları da rahatsız eden bu. Bu gerçekleri kimse konuşmuyor Türk televizyonlarında, bizim haricimizde. Bunları herkesin görmesi lazım. Bir, son olarak da şunu söylüyorum ve toparlayacağım. Sorunuz varsa yine alabilirim. Şu anda Dendias şunu söyledi. Yanı başımızda 100 milyonluk bir ülke var. Tedirginim, çok endişeliyim. Bunu bir savunma bakanı söylüyor. Evet. Gerçekleri gören bir savunma bakanı. Evet. Yani Amerika'dan hoca getirirler ama Erdoğan gibi bir lider getiremezler. Bu iş lidersiz olmuyor. Tabii. Eray Bey'in de sorusu şimdi var ben, galiba. Aslında son söylediğinizle ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi genellikle daha önceki yıllarda İşte Türkiye bir şey yapsa, mesela bir tatbikat yapsa, askeri tatbikat, ne bileyim ya da daha az seviyede bir şey yapsa, yani şu ankine göre daha küçük bir şey yapsa, bütün Yunan herkes ayağa kalkardı, işte orduya alarm verirlerdi, Yunan askerleri kışladan çıkar, garnizondan çıkar, araziye giderdi. Uçak uçuruyoruz yani, 5 plus savaş uçağı üretiyoruz. Artık bunun aşaması net bir şekilde uçmaya başladı bunlar. Yani pek Yunanistan'da panik yok gibi. Alıştılar mı? Ne oldu? Şimdi bir terim var burada. Ne kadar doğru olur. Bükemediğin eli öpersin. Yunanlılarda tabii ki bu Türkiye'deki son gelişmeleri özellikle son yıllarda bu büyük atılımların karşısında artık yani oraya koyuyorlar almıyor. Buraya koyuyorlar yetmiyor. Gerçekler bunlar. Bakın şu anda çiftçiler neden bağırıyor sizce hocam? Çünkü Avrupa Birliği'nden alınan süspansiyonlar, biliyorsunuz Avrupa Birliği ortak tarım politikası var. Bu çiftçiler ne diyorlar Miçotakis'e biliyor musunuz? Bizim Avrupa Birliği'nden aldığınız süspansiyon, o primleri, bize verilen destekleri silah alımında kullanıyorsunuz. İçeride vergilerden topladığınız paralarla bize yok mazot parası %50'sini şimdi verelim, %30'unu Paskalya yortusu öncesi. Bakın Yunanistan'da çiftçiler ne zaman ödeniyor biliyor musunuz? Ya Paskalya öncesi ya Silvester bayramları öncesinde ödeniyor. O zaman o Yunanların bankaya hesaplarına para yatıyor. İşin gerçeği de bu. Şu anda öyle bir duruma geldi ki Yunanistan. Yani Avrupa Birliği'nden almış olduğu, bakın Meriç'e bir duvar yükseliyor. O duvar Avrupa Birliği'nden alınan paralarla yükseliyor. 350 milyon alırsa, 50 milyona çıkarsa o duvarın maliyeti 300 milyonu savunma sanayine gidiyor. Savunma silah alımına gidiyor. Gerçekler bunlar. Yunanistan şu anda iddia ediyorum buradan söylüyorum o kadar dar bir ekonomik dar boğazda ki her an patlamaya hazır. Miçotakis neden çiftçilerin parlamento binasının önüne kadar traktörlerini dayamasına oraya götürmesine müsaade etti? Eğer buna müsaade etmeseydi Yunanistan öyle çok karışacaktı ki aklınız hayaliniz alamaz. Şu anda bakıyorsunuz Evzoni dedikleri yani Kuzey Makedonya'ya açılan kapı kapalı. İpsala sınır kapısı 2-3 saatte bir kapanıyor. Bugün toplantı yaptılar çiftçiler. Miçotakis ne dedi? %50'sini şimdi verelim. Çünkü kasalarda para yok. Bakıyor musunuz? Hastanelerde personel yok. Doktor yok. İlaç sanayi keza aynı krizler. Bu ilaç yok.
Türkiye'de böyle bir şey yok. Avrupa ülkelerinde başka bir yerde böyle bir şey yok. Bu ilaç var yok. Yunanistan'a gidiyorsunuz, işte bunun yan sanayisi var. Yani bu şeye benziyor. Bursa'da yan sanayi veya Türkiye'nin birçok yerinde üretiliyor işte BMW'ye bir parça veya Opel'e. Türkiye yapıyor ama bunu. Yunanistan'da işte bunun yan sanayisini bu ilacın, bunu Yenosimo dediklerim bunu verelim. Yani bu gerçekler ya? Çıksın Selanik biri bunu yalanlasın. Evet, ben şey, efendim? Ya o zaman şöyle anlıyorum. Kasada para bitince yaygara yapamıyorlar ya. Tabii ki. O zaman da Avrupa Birliği'ne biz Avrupa'nın başlangıcı olan tehdit doğudan gelir. Türkiye'yi kasada o sınırları orada koruyoruz. Avrupa'nın aynı zamanda Yunanistan'ın değil, Avrupa'nın da sınırları. Eyvah! Bir bakıyorsunuz ki İngiliz, Amerikan okyanus ötesi, bütün herkes Yunanistan'a milyonları verelim. Yunanistan böyle şu anda bu. Siyaset Yunanistan'da bu. Ben bir şey soracağım. Hiç kusura bakmasın kimse. Evet, şimdi mesela Türkiye Somali ile güvenlik anlaşması yaptı. Ve Somali'nin, evet. işte sen de dedin ya, şey Yunan Dışişleri Bakanı gitmiş herhalde Somali'ye. Şimdi evet. Şimdi bu önemli bir anlaşma. Gerçekten çok değerli ve kıymetli bir anlaşma. Amerika hemen dedi ki, ya dedi, Somali'de biz Türkiye ile birlikte ortak olabiliriz. Bakın hemen, bugün yani peşinden geldi. Şimdi Yunanistan'da da bir zihniyet değişimi var mı? Yani Türkiye ile artık uğraşmamızın bir anlamı yok. Yani biz Türkiye ile ortak olalım, sorunlarımızı ortaklaşa çözelim gibi de bir toplumsal dönüşüm, algı dönüşümü var mı yok mu? Yoksa hala ya parayı bulursak gene yaygara çıkarız Türkiye'ye, işte mütecaviz hareket edip onlara defakto durum üzerinden bir şeyleri kabul ettiririz, işte Anadolu'nun yarısını alırız filan gibi öyle akla zarar mantıksız saçmalıyorlar. Saçmalayanlar var mı? Şimdi tabii ki her toplumlarda olduğu gibi Yunanistan'da da var. Yunanistan'da bu daha böyle bir rahatsızlık durumuna gelmiş. Yani ben buna tırnak içerisinde bir hastalık durumu oluştu yıllarca. Yunan televizyonları eyvah Türkiye, işte Türkiye'nin topraklarımızda gözü var vesaire. Burada şunu söyleyeceğim hocam. Yunanistan'da şu anda işte Türkiye öyledir böyledir o düşünce artık yok. Bir de Miçotakis hükümetinde şunu dikkat ettim ben. Şunu gözlemliyorum. Değerli Selvi Hocam da bunu görmüştür. Miçotakis hükümeti artık Türkiye ile özellikle bu sanayi alanında bir işbirliği yapma yoluna gitmek istiyor. Ancak Yunanistan'da bir şey var. Düne kadar Türkiye'yi kötülediğiniz, Türkiye'yi aşağıladığınız ve Yunan halkını o duruma getirdiniz ki şimdi bunu Yunan halkına nasıl anlatırsınız? Ne şekilde anlatırsınız? Esas büyük sorun da burada başlıyor. Evet. Yani düne kadar işte Türkiye öyle, Türkiye böyle, eyvah geliyorlar 74'te onu yap, bunu sürekli olarak, yani kilisede dahi pazar ayininde bak işte dikkat edin biz gelenek Ortodoks milliyetçiliğimizden kopmayalım, taviz vermeyelim, işte Ayasofya bizim, İstanbul tekrar bizim. Hatta bir profesör, ki ben o bilim adamının aklına şaşarım. Bir pirinçten, tunçtan çan siparişi verdi Patra Üniversitesi'nde. Ha, Türkler gelirse çalacaklar mı? Ayasofya'ya bu çanı atacağım dedi. İnanın bunu döküme verdi ve yaptırdı. Yani öyleleri de var baktığımız zaman. Ancak son döneme Türkiye ile işbirliği konusu oldukça sık gündeme geliyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde sizler de biliyorsunuz, bizler de A Haber olarak takip ettik. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'ye 80 Yunan iş adamıyla geldi. Bu çok önemli. Ve Atina'dan biz neyi söylemiştik Selvi Hocam'la birlikte canlı bağlantıda? Ne dedik? 7 yıl çok uzun bir süre iki komşu için. Keşke bu 7 yıl heba edilmeseydi. Keşke heba edilmeseydi. Peki. Artı şunu söylüyorum ve toparlıyorum. Yunanistan'da sadece ve sadece şu var şu anda. Biz bugünü nasıl kotarırız, nasıl geçiririz? Bugünü nasıl, ne şekilde, yani cebimize para girebilir? Ne? Bu zihniyet şu anda o zaman Yunanistan'da var olan. Yunanistan'da bu yaz ılımlı geçecek, yani hava ılımlı olacak. Ilık olacak diyelim. Öyle görünüyor. Ilık olacak, çünkü ılık olacak diyorum ben. Neden ılık olacak? Çünkü para yok. Adalar 10 tane ada Türk turistleri açıldı. Evet. Bakın bir dede ağaç var yanı başımızda. İnanın Yunanlı'ya 40 euroya masa kapatan o dükkan, ismini vermeyeceğim, reklam olur.
Türkiye'den geldikten sonra 150 euro, 200 euro alıyor. Benim de dostum, arkadaşım yok diyor, Yunanlara masa yok diyor. Artık o konuma geldi durum. Türkiye'den turistler geliyor, para veriyor. Yani bu toplumsal hatta adadan, değişim. Adanın biri Naxos adası mı, Paros adası mı? Şunu belediye başkanı, beni neye dışarıda bıraktınız dedi. Gerçekten bakın. Biz de bu 10 günlük vizesiz konumuna biz de... Çünkü Türk turistler para harcıyorlar. Türkiye'de para var. Olay bu. Herkes bunun farkına varsın. Yeter ki çalışsınlar. Ölsem şunları duyacağım aklıma gelmezdi. İlhan çok tabii, teşekkür tabii, ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz İlhan Bey. Ben hocalarıma da hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olasın. İyi akşamlar diliyoruz. Eray Hocam artık yeterince dinlenmişsiniz. Kahveniz de bitmiştir zannediyorum. Ben de olabildiğince şimdi soruları uzatıyorum hocam. anladım. Şimdi yok, 24, hayır, İlhan Bey'e Katimeri'ni demiş ya. 24, çok değerli bilgiler öyle, öyle her zaman çok önemli katkılar sunuyor. 24 ay gibi kısa bir süre zarfında 4 Türk uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi demiş ya Kadir. 6 ayda bir uçak uçurdu. Aslında daha fazlası var. O görüntüleri şimdi barkomuza taşıyacağız. Üzerine biraz konuşalım. Çünkü sadece Kaan değil. İşte Kaan'la birlikte uçacak Anka 3'ümüz var. TB2'lerimiz var. Kızıl Elma var. Bunların hepsi çok önemli değerler. Hürjet var. Hürkuş var. Bunların hepsiyle ilgili görüntülerimiz var şimdi. TUSAŞ'ın paylaşmış olduğu o kalkış görüntüleri hakikaten çok kıymetliydi. İşte baştan oynatalım arkadaşlar görüntüleri. 29.08.2013 Hürkuş'un ilk uçuşu. Ardından TB2 geliyor. Dünyada en çok satılan insansız hava aracı. Aksungur 2019'da uçtu. Akıncı. Selçuk Bayraktar Paluk diye tanımlamıştı. Çok daha fazla mühimmat taşıyabilen, çok kıymetli bir taarruzi İHA SİHA olarak geçen bir hava aracı. Hürjet yine çok kıymetli, özellikle pilotlarımızın eğitimi noktasında da çok önemli katkılar sunacak değil mi Eray Bey? Ve TB3 katlanır kanatlarıyla TCG Anadolu'da çok önemli görevler ifa edecek. Anka 3 geçtiğimiz günlerde konuştuk. 28 Aralık 2023 tarihinde ilk kalkışını, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 21 Aralık ve yine Anka 3'ün ardından da bugün Kaan'ı konuşuyoruz. İşte bunlar Türk Hava Kuvvetleri'ne çok önemli katkılar sunacak, çok önemli Türk üretimi, şöyle, yerli ve milli nasıl önemli? Ben bir uçaklarımız. Somut örnek vereyim. Tabii. Efendim. Tabii bu geleceğe sahip planlamaları biliyoruz. Şimdi Anka 3'ün Anka 4, 5 ve 6. varyasyonları planlanıyor. Şimdi Anka 6 ile bizim 6. nesil uçağımız birleşiyor. Ve 6. nesil robotik, yarı robotik uçak olacak. Ne olacak diyeceksiniz. Servis tavanı 30 bin metre ya, 80 bin metreye çıkıyor. 80 kilometreye. Atmosfer sınırına çıkabiliyor. 80'in üstü üstü uzay zaten. 7. nesil uzay oluyor zaten. 6. nesil neden 6. robotik, yani insan olmayacağı için içinde oksijen meselesi. Makina performansı. Makina performansı da 80 kilometreye kadar rahatlıkla çıkabiliyor. Yani o yüzden şöyle Anka'yı takip etmemiz lazım. Anka'daki gelişmeler Anka 3, 4, 5 ve 6. Anka 6 ile bizim 6. nesil uçak birleşiyor. Ve robotik artık adı ne olur o zaman? Kaan 15 mi olur? Kaan 20 mi olur? Artık bilemiyorum. O 6. nesil uçağımız olacak inşallah. Onu da söyleyeyim. Hani çok önemli dedin ya. İşte böyle önemli. Yani bunların sayesinde biz uçak yapabiliyoruz. Yarın uzay mekiği yapacağız. Uzay istasyonu yapacağız. Şimdi hepsi bunların Anka 3'ün görüntülerini verdik. Hepsi bunların şeyi, altyapısı ne oluşturuyor olacak. Yani. Evet. Hakikaten çok enteresan bir uçak. Yine bu da hayalet uçak denilen uçaklardan biri. Şöyle, denizde denizaltı neyse havada da denizaltı bu. Açın biraz bizim için. Şöyle, denizaltı çok sinsi bir silahtır düşman için. Göremez, anlayamaz. Bütün motorlarını kapatır durur. Tespit edemez. Bir kayalığın yanında, denizin içindeki bir dağın kenarında durur, anlayamazsınız. Hareket etmez, ses çıkarmaz. Sonra ne yapar? Geldiği zaman menzile, geldiği zaman da vurur. Tamam, hatta bunun örnekleri var harp tarihinden. Bir müsait zamanda anlatırım size. Vurur, bitti. Yani o an artık o şeyi bitirmişti. Şimdi bu da şöyle bir şey. Bundan şimdi bu görünmüyor. Ali abi, bunu göremiyorsa. Yani bu Anka 3, şu, deminki izlediğimiz şu. Hocam, bunu göremiyorlar. Görüntüleri de açtık Eray Hocam. Evet. Ha, işte bu. Ya bakın,
biz bile ne kadar zor görüyoruz yani. Nerede? Gene gövde içinde füzeleri filan. Bir de bunun yalnız farklı bir tasarımı var. Şöyle bir şey. Bu yavaş gidiyor. Düşük su irtifadan gidiyor. Ve yavaş gidiyor ve ses yok. Göremiyorsunuz da. Ne oluyor biliyor musunuz? Allah korusun. Diyelim ki Türkiye bir savaşa girdi. Cephede tanklar, toplar birbirine girdi, uçaklar birbirine girdi, komandolar, piyadeler mi? Şimdi bu ne yapıyor biliyor musun? Bunun gibi 10 tanesi düşman birliklerinin içinden sızıyor. Bakın göremiyorlar. Sızıyor gece. Bir senaryo yaratıyor. Radara yakalanmıyorlar. Yakalanmıyor. Yakalanmıyor. Sızıyor. Düşman derinliklerindeki düşmanın zırhlı tank ihtiyatlarını, kritik tesislerini, depolarını, yollarını, ikmal serilerini, lojistiğini vuruyor ve geri dönüyor. Eray Hocam, sabahleyin kalktığında ne oluyor biliyor musun? Cephede 4 tane tank, düşmanın 4 tane tankı duruyor, geri kalan hepsi yok olmuş. Şimdi o yüzden çok korkutucu bu düşman için yani. Evet. Son 3 dakika içerisindeyiz. 2028'den sonra ne olacak? 2028'den sonra bu bölge Avrasya jeopolitiğinde hava üstünlüğü ABD'ye rağmen bize geçecek. Dolayısıyla pasta yemek isteyen önce pastaneye uğramak zorunda kalacak yani. Ne demek o? Yani bu bölgede artık bizim belirlediğimiz politikalar geçerli olmaya başlayacak. Amerika'nın ya da küresel emperyal güçlerin değil. Dikkat edin. Dünyanın enerji deposundan bahsediyorum. Ve bunun sinyallerini Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri falan almaya başladığı için gidip Çin'le ittifak kurabiliyorlar, Pakistan'la ilişki kurabiliyorlar vesaire. Hepsi Türkiye. Neden? Hatırlayın o 2017'ydi sanırım değil mi? Katar'a abluka yapmaya kalktılar da. Evet. Biz hava uçaklarla yapıyorduk ya. Şimdi artık böyle bir şey yapamazlar. Ne yaparız? TCG Anadolu'yu göndeririz. Yani hava köprüsüne de gerek yok. TCG Anadolu'yu göndeririz, tamam mı? Üstüne de 3-5 tane Kaan bitti. Yani bölge dengelerini değiştiriyorsun. Bir de şu var. Burada tabii bu zihniyeti yani o öğrenilmiş çaresizliği kırmaya çalışıyoruz. Bakın son şey ama önemli. Yani şöyle düşünün. Siz şimdi bakın demin Bir daha tekraren söylemek isterim. Bizimle birebir 3 tane ülke var. 5. nesli yapan. 3 tane ülke daha var. Ama diyorum ki hepsinden üstün olan bizimki. İşte o yüzden biz hava üstünlüğünü elde edebiliyoruz. Dolayısıyla hava üstünlüğünü kim elde ederse o kuralları koyar. Komutan bir şey sorabilir miyim? Küresel güç mesela ABD nasıl küresel güç oluyor? Son 30 kara gücüyle değil. Hava gücüyle. Buyur abi. Vaktimiz kalmadı ama Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3. Şimdi TB3 varken TB2'yi niye alayım diye düşünür mü insan, yoksa arasında bir fark var mı? Var tabii. Fonksiyonelite farkı. TB3 bizim uçak gemisi için tasarlandı. Kanatları bükülebiliyor. O yüzden buna TB3 dediler. Kapasitesi deniz şartlarında görüntüleri de veriyor. Ve performansı biraz daha fazla. Ama biz bunu TCG Anadolu için tasarladık. TB2 ile hemen hemen aynı. Peki. Bu bize çok özel bir tasarım. Çok yani teşekkür ediyorum. Yine bir araya gitmemiz gerekiyor. Ama başka ülkelerin de uçak gemilerine konulabilir yani. Uçak gemileri için tasarlandı, öyle diyelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arka plana kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyiciler. Baykar'dan sıcak bir paylaşım geldi. O paylaşımın detaylarına ve o paylaşımın açıklamanın ekinde yer alan görüntülere bakacağız şimdi. O görüntüler çok önemli çünkü bugün de aslında gündemimize aldığımız önemli bir konu vardı. O da Aselflir 500 kamera sistemleriyle ilgili bir açıklaması da oldu Aselsan Genel Müdürü'nün. İşte o kamera kullanılarak yapılan çok kritik atışlara dair Baykar paylaşmış olduğu görüntüleri de ekrana getireceğiz şimdi. İlgili kamerada bu değerli izleyiciler. Aselflir 500 her kanalda muadillerinden %20, %30 daha iyi performansta olduğu artık bütün kullanıcılarımızca kabul edilmiş durumda dedi. Aselsan Genel Müdürü değerli izleyiciler, geride bıraktığımız günlerde. Kanada'ya kamera satmaya hazırız diyor Sayın Akyol. Karabağ harekatından sonra ortaya çıkan haksız ambargoların ardından biz CATS kameramızı geliştirdik ve SİHA'larımıza entegre ettik. İhracat gerçekleştirilen ülke sayısı onu aştı dedi. Aselflir 500'ü geliştirdik. Kendi alanında bilinen meşhur birkaç yabancı ürüne göre her kanalda %20, %30 fazla performans gösteren bir kamera olduğu artık bütün kullanıcılarımızca kabul edilmiş durumda.
lazer işaretleme menzili açısından gerçekten çok hassas bir kabiliyete ulaştı. Bugüne kadar ambargo koyarak bize bu teknolojiyi kazandırdığı için mutluyuz dedi. Kanada'ya seslenerek keyifliyiz diye de ekledi. Bizim kameramız daha iyidir. Kanada başta olmak üzere herkese hizmet vermeye hazırdır dedi Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol. Eray Bey, alalım mı sizi böyle Barkomus'un önüne? Çünkü bu başlık son derece önemli. Pek çok İHA'mızda, SİHA'mızda kullanılan bunun yeni kameramız. Var, size anlatayım. Lütfen, lütfen yani ama şöyle, Kanada'ya diyoruz ki iyi ki bize ambargo uyguladın. Senin kameran artık işe yaramaz. Biz daha iyisini yaptık. Mesela ambargo uygulayan en son ülke oydu. O da kaldırdı şu an. Ambargoyu kaldırdı Kanada. İsveç kararından sonra. İsveç kararından sonra. Ambargoyu Avrupa ülkelerinin Almanya dahil hepsi kaldırdı. Ambargo uyguladıkları için biz ürettiklerimizi de başka ülkelere satamıyorduk. Hı-hı. Oradan dolayı zorlanıyorduk. Hı-hı. Ama biz kendimiz üretince artık onların ambargosunun bir anlamı kaldı. Ya ambargo niye kalktı? Çünkü bir anlamı kaldı. Hı-hı. Ya biz kendimiz yeni orijinal bir şey ürettik. Evet, onlar da biliyorlar bizim daha iyisini yaptığımızı. Bari ambargoyu kaldıralım da iyi geçinelim. Yarın almak zorunda kalırız filan. Şimdi bunun bir hikayesi var. Çünkü bizimkiler onların şimdi bu ürettiklerinden İHA'lara daha iyi. Takılan şu var ya. Evet. İlk başta biz bunu Kanada'dan aldık. Tabii. Kanada ambargo koyunca biz elimizdekileri takmak durumunda kaldık. Hı. Ama şöyle. Bizim elimizdekiler 5. Kanada'dan aldıklarımız 20 büyütmeli. Yani 4 kat daha güçlüydü. Hı hı. Hatta o zamanlar bundan 4 yıl kadar önce şeye gittim. Hakurk'a gittim. Hı hı. Mesela sınır ötesi İHA'ların durumunu gördük. Hakikaten bu konuda biraz zorlanıyorduk. Ya görüntü alıyor. Alıyor da bazen çok net olmuyordu yani. Hı hı. Hani zaman zaman hava şartlarına bağlı olarak. Ve bu rapor edilmişti filan. Şimdi öyle bir şey oldu ki bizim ürettiğimiz şey Kanada 20 büyütmeli, bizimki 50 büyütmeli oldu. Yani şimdi Eray Bey, bu görüntüleri de Baykar paylaştı az önce. Evet. Akıncı TİHA'nın üzerinde Aselsan 500 kamera sistemi var ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu anlara dair görüntüler ekrana da verdik. Şu anda tam ekranda. Yani Kanada'dan almadık, Kanada bize satmadı, biz çok daha iyisini yaptık ve Aselsan Genel Müdürü diyor ki size de verebiliriz. Aynen. Ama bakın şimdi burada bir detay var. Nedir durdurabilir mi arkadaşlar? Demin ki o siyah ekranı. Hayır, bu değil de. Vurdu mesela şimdi. Hı-hı. Denizde. Burayı durdurabilir misiniz? Geçti. Biraz o geri alalım dijital arkadaşlar. Veriler var ya. Evet. Bir saniye ona bir bakayım. 18.311 fit. Ne demek o? Şimdi bakın bunu aklımızda tutalım. 18.311 fit. Şimdi ilk İHA'dan atış yapılan anı getirsinler. Biraz daha geri gidelim. 10.000 metre herhalde. Evet, teşekkür ederim. Evet. Şimdi bu nereye ateş ediyor? Şuradaki bir hedefe. Küçücük bota ateş ediyor. Tamam, bakın görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Yaklaşık 7.000 metre. 7.000 metre. 7.000, 18.000 bölün 30'a. Tamam mı? Yaklaşık 6 bin küsür metre yapıyor. Hı. Yaklaşık 7.000 metreden o botun büyüklüğü de işte benimle sizin aranızdaki mesafe kadar. Şu kadar bir şeyi vuruyor. O kadar güçlü ki bu şey. Şimdi istiyorsanız tekrar o şeyi getirin. Evet, çözünürlüğüne bakalım. Yazmışlar oraya. Hı hı. Çözünürlük duralım lütfen. Evet. Bir dakika, nerede yazıyordu? Çözünürlüğü. Eray Hoca, sadece kamera demek yanlış o zaman ya. Bak. Değil. Bu aynı zamanda işaretliyor. Yani görüyor. Hedefi işaretliyor. O hedefi işaretledikten sonra füze işaretlenmiş hedeften yansıyan ışını alıyor ve gidip onu vuruyor. Yani bu çok fonksiyon. Sadece görmüyor. Aynı zamanda işaretleme yapıyor. Yani şimdi dünyada en üst segmentte bunlar. Artık yani Türkiye'nin bu teknolojik başarısının ötesinde yok yani. Mesela şeyi araştırmıştım. Yani dünyada en iyi TİHA hangisi diye. İki tane TİHA var. Böyle birbiriyle yarışıyor. O da pazar payı açısından yarışıyorlar. Hı. Teknolojileri neredeyse birebir. Biri Akıncı TİHA, diğeri Amerika'nın MQ-9 Reaper dedikleri. Bununla yarışıyor bizimki yani. Bazen o bire geçiyor, bazen bizimki bire geçiyor filan. Yani hakikaten çok ilerilerdeyiz. Biz Türkiye olarak çok ileri gittik efendim. Hı hı. Çok ileri gittik, onu söyleyeyim mi yani. Şimdi tabii biz bu kamerayı 10 ülkeye satmışız. 10 ülkeye daha doğrusu öyle dememek lazım. 10 ülke niye Amerika'dan almamış?
Çünkü bizim kameramız %20, %30 daha başarılı. Bir, bizimkisi daha iyi. İki, biz bunları verirken herhangi bir siyasi dayatmada bulunmuyoruz. Örnek veriyorum. Mısır'a Amerika uçak verdiğinde İsrail'e karşı kullanmayacaksın diye veriyor. Füze verdiğinde mesela Fransa'dan gemi almışlar. Fransa diyor ki sakın ha İsrail'e kara sularına bile dönmeyeceksin. O şartla veriyor filan. Yani silah verirken talimat da alıyorlar. Siyasi dayatmaları da kabul etmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda yeni bir piyasa açtı. Dedi ki benim size siyasi dayatmam falan yok. Daha iyi ve daha ucuz. Hadi bakalım. Buyurun. Şimdi onlar bizimle yarışamıyor. Demin bir önceki turda dedim ya. Hemen Amerika diyor ki Türkiye bir sizinle birlikte ortak Somali'de şey yapalım falan. Niye? Niye? Ne oldu? Hayırdır? Biz bunu zaten hallederiz. Şunu diyebilir Türkiye bakın. Yani burada tabii geçmişle mukayese. Şunu diyebilir Türkiye. Tamam olur ama bedeli şu. Ya bedeli olur. Benimle mi sen hareket etmek istiyorsun? Tamam ama bedeli şu. Bu olur mu olmaz mı bilemiyorum. Yani devlet aklı kararı ama artık şunu söyleyebilirim. Türkiye ile hareket etmek öyle herkes için öyle kolay bir şey değil. Burhanettin Hoca'ya da soralım. Genel müdürden gelen bu açıklama aslında meydan okuyan bir açıklama. İyi ki bize satmadınız, iyi ki bize ambargo uyguladınız. Biz şu anda bunun keyfini yaşıyoruz diyor Aselsan Genel Müdürü Sayın Akyol, Sayın Duran. Ve istiyorsanız size çok daha iyisini, sizdekinin çok daha iyisini satabiliriz diyor. Ne dersiniz? Bu açıklamayı siz nasıl değerlendirdiniz? Ve bu sürecin Türkiye'ye kattıkları ile ilgili sizin de analizinizi dinlemek isteriz. Buyurun hocam. Evet, yani savunma sanayi alanında da karşı tarafa hava böyle atılıyormuş. Açıkçası bize satmadığınız kameranın daha iyisini biz size satabiliriz demek çok centilmen bir şekilde hava atmaktır ve haklı bir hava atmaktır. Tabiri caizse. Çünkü Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirmiş olduğu terörle mücadele operasyonlarına Türkiye'ye verdikleri kameraları sadece biliyorsunuz Kanada değil başka ülkelerde bunu yaptı. Bunlara ambargo uygulamış olmaları, bunları durdurmuş olmaları Türkiye'nin ne terörle mücadeledeki kararlılığını durdurabildi ne de savunma sanayinde ortaya koyduğu gelişmeleri. Şimdi neden böyle? Neden bunlar bizi kitlemiyor? Şimdi şöyle düşünün, İHA ve SİHA'lar dediğimiz hususlar bizim terörle mücadelede kullanmak için ABD'den istediğimiz, İsrail'den istediğimiz unsurlardı ve Türkiye kendi İHA'larını, SİHA'larını ürettikten sonra bu anlamda da çok büyük bir başarı elde edildi. Tabii artık İHA, SİHA meselesi değil bu. Bu konu çok daha ileri gitti. Birçok alanda Türkiye birçok platformu üreterek, birçok silah türünü üreterek birçok yönüyle bir kalkınma halinde. Dolayısıyla biz artık eksik olanları çok hızlıca üretebilecek hem de daha iyisini üretebilecek noktadayız. Ha tabii şu da var, yani bütün parçaları üretmek zorunda mısınız? Değilsiniz. Belki Türkiye ileriye doğru eğer kendisiyle İyi ilişki kuran ülkelerle işbirliği içerisinde belki bazı parçaları başka yerlerde üretecek. Başka ortaklıklar ortaya koyacak. Yani bu önemli olan şey bunun bir platform gibi entegre unsurlarının olması gibi Türkiye savunma sanayinin hem terörle mücadelede hem Türkiye'nin askeri varlığını geliştirmede Somali mesela bunlardan bir tanesidir. Yine Türkiye'nin siyasi istikrarlarına katkı verdiği, barış ve güvenliklerini sağladığı ülkelerle olan ilişkilerini geliştirmede etkisi olabilecek. Enerji koridorlarının güvenliğini sağlamada, arzını sağlamada rol üstlenebileceği ve daha da önemlisi Türkiye'nin kendi çevresindeki bölgelerde istikrarla barışı sağlayabileceği etkin bir rol üstlenmesinden bahsediyoruz. Şimdi bunların hepsi birbiriyle bağlantılı hususlardır. Yani Türkiye'deki savunma sanayinin bu gelişimi ve burada değerli genel müdürün kendisine ambargo koyanlara gelin biz size daha iyisini satalım mesajı aslında çok yönlü bir Türkiye'nin yükselişiyle alakalıdır. Ve bu itibarla da tabii ki memnuniyet verici, keyif vericidir. Peki. Bir şey ekleyeyim. Tabii. Heronları aldığımızda biz Heronlara Asel Fıllı'yı eklemek istedik ama İsrail bu ağır oluyor. Heronların performansını olumsuz etkiliyor diye itiraz etmişti. Zannediyorum bundan sonra kendileri almak isteyecekler. Ali Bey bir iletişimci gözüyle bu meydan okumayı siz nasıl okudunuz?
Ya yani... Ben okudum, benim bu kadar... çok hoşuma gitti açıkçası. Doğru. Ya tabii müsaade edin de artık biraz mutlu olalım ya. Bu millet olarak gurur duymaya, bu işin keyfini sürmeye, mutluluğunu yaşamaya, havasını atmaya... Evet, hakkımız var yani. Aynen, biz de katılıyoruz Sayın Müdürüme yani. Ali Bey. Benim hayretle ve hayranlıkla izlediğim, deminden beri burada gösterilen ve üzerine konuştuğumuz savunma sistemleriyle ilgili burada çok yönlü ve çok yatay bir şey var hocam. Değil mi? Yani 8-9 tane şeyden birden gelişen bir hem Ar-Ge hem de üretim var. Yani böyle bir yere odaklan, biz sadece şey yapacağız işte, İHA yapacağız veya SİHA yapacağız. Biz sadece şunu yapacağız gibi bir şey yok yani. İnanılmaz bir güç ve şeyle... 12 ayrı kategori var. Değil mi? 12 ayrı kategori. Ve 12 her bir kategorinin içerisinde de 5'er 6'şer tane ayrı alt sistem var. Evet. Bu gözüküyor ve burada da yani hani şunları bir bırakalım, hele acelesi yok. Şunlara bir odaklanalım falan da yok yani. Yok. Hepsi beraber yürüsün. Çünkü bir network yani. Bir sistemi yaratabilmeniz için hepsiyle birlikte çalışmanız lazım. Hazır yeri geldi. Arkadaşlarımız Sungur'un görüntülerini de hazırlasınlar. Evet. Bu arada siz analizinize tabii devam edin. Bu arada kamera falan deyince hocam, ben ilk defa görüyorum kamerayı tabii. Ya şunun tabii ben bu kamera mamera deyince ufacık bir şey zannediyorum. Evet. Şöyle bir şey. Bu bayağı da... 52 kilo. Tabii, lazer işaretleme bir şey yapıyor. Bir de şey 35 kilometre. Lazer yani işaretleme yapıyor ya, değil mi? Yani yatay açıda 35 kilometreye kadar olan şeyi görüntüye alabilir. Peki bir şey daha. Dedin lazer ki işaretliyor dedin hedefi. Evet, işte. Peki hedef hareket halinde. Evet, onu da işaretliyor. Nasıl işaretliyor? İşte teknoloji. Müdürün teknolojisi. Hocam bilmiyorum demiyorsun da teknoloji diyorsun. Ben şunu merak ediyorum. Hani lazeri yolladı. O lazer çarptı oradaki objeye. Geri geldi. Ama hareket. Füze onu algıladı ve gitti onu vurdu, evet, değil mi? Evet. Peki o obje hareket halindeyse nasıl vuruyor bunu ya? Şöyle. Şimdi üniversitede anlatır gibi. Anlat. Peki. Şimdi şöyle. Bu ilk etapta bu kamera bizim bildiğimiz normal kameralar gibi değil. Nesneleri hareket eden, etmeyen, canlı, cansız, efendim mesela büyüklüğü, küçüklüğü gibi. O analiz ediyor. Önce bir analiz ediyor. Sonra karar veriyor. Evet, bu hedef, bu hedef mi diye onay alıyor. Deniyor ki tamam. Yani onay veren ama bunun kullanıcısı nihayetinde. Dost mu, düşman, size sunuyor bu. Şu, mesela bir sürü hareket eden aynı parametrede hedefler olabilir. Diyorsunuz ki şu. Bunu karar verdikten sonra diğerlerini şey yapıyor, göz ardı ediyor. Buna odaklanıyor ve işte gidiş süratine, hızına, yerine, rotasına göre bir profil çıkarıyor. Hesaplı. Ama bunlar milisaniyelerle oluyor. Yani ben bunu böyle anlatıyorum da milisaniyelerle yapıyor bunu. Ondan sonra da diyor ki tamam diyor, yani atışa hazırım. Mesela tanklarda da vardır. Tetiğe bastığın zaman bazen atmayabilir. Bekler belli bir uygun optimum açıyı. Bu da bir iki saniyedir. Tetiğe bastığınız an giden lazeri onu vuruyor, yani işaret ediyor ya. Lazer çarptı. Geri döndüğü an füze sadece lazeri almıyor. Aynı zamanda o işte şuradaki bilgiler var ya, o verileri de alıyor. Evet, füzenin doğru başındaki akıllı yapay zeka başlığı bu sefer kamera gibi füze takip etmeye başlıyor. Nereye giderse gitsin dönüyor, uygun açılarla vuruyor. Hocam, yani hedef, bayağı karmaşık hedefi, bir iş ama hedefi vuruyor mu? Hedefi tam isabetli vuruyor mu vurmuyor mu? Biz oradayız. Şimdi Sungur'da demiştik ya, Sungur'da portatif bir sistem. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde. Onun görüntülerini de paylaşıyoruz. Arkadaşlar sesi de verelim mi? İzleyicilerimiz de sesli olarak dinlesinler. Biz de aynı şekilde. Şey mi atıyorlar? Drone. Geri tepme falan yok. Yok. Bu aynı zamanda omuzdan mı atılıyor? Omuzdan. Sadece omuzdan atılır. Omuzdan atılır. Abi. Ama platformlara da konulabiliyor. Bu Stinger'ın
Amerikan Stinger'ın menzili 5 kilometredir. Bizim ürettiğimiz Stinger benzeri de 8 kilometre. 8 kilometre bunun menzili. Yani biz Amerikalılara bunu satabiliriz ama tabii satıp satmayacağımıza devlet karar vermeli. Ya o kadarcık da havamız olsun değil mi Ali abi şimdi yani? Hakikaten de öyle yani. Bu bize ne kazandırır şeker abi? 8000. 8000 metre. 8000 metre. Şey Stinger'ınki 5000 metre. 3000 metre, 3 kilometre daha. Şey. Bu tabii şey için. Birliklerimiz işte asker bunu kendi yanında taşıyor. Allah korusun bir muharebede. Kaç kilo abi yanında taşıyor dediğin işte şey. Sırf omuzdan atılabiliyor ya. Yani omuzdan atılabiliyor. Kilosunu bilmiyorum ama yani muhtemelen 10-12 kilogram ağırlığında bir şey. Ha, öyle. Tabii hafif. Portatif. 40-50 değil yani. Yok değil. Atıcı var ya abi görüyorsun işte. 10-12 kilogram. O civarda hatırladığım bu. Şu. Bunu omuza alabiliyorsun. Bu kadar büyük olduğuna bakmayın. Hafif yani. Boru yani aslında. İçinde iç içe geçmiş iki boru. Şu mekanizması önemli. Buradaki mekanizma önemli. Evet, durdurabilirlerse ben bir şey anlatayım. Tabii. Evet. Omuz aldığı yerde durduracak arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi. Burada şöyle çalışıyor Ali abi. Onu da anlatayım. Buna hedefi bir kere kalsın. Dost düşman tanıma radarı var bunun üstünde. Allah Allah. Bu radar sizi dost mu düşman mı? Düşman. Düşman olduğunu teyit etti. Tabii milisaniyelerle. Ondan sonra diyor ki vuracağım. Tamam diyor. Tetiğe basıyor. Tetiğe bastığı zaman şunlar gerçekleşiyor. Ama milisaniyelerle. Yani anlık olarak. İçeride bir tüp var. Bir gaz var. Bunun içerisinde bir küçücük saç teli kalınlığında ince bir metal var. Özel bir metal. İncecik ama saç kılı kadar kalınlığında. Bu gaz bunu -80 dereceye düşürüyor. -80 dereceye düşünce fiziksel olarak o şey pusula etkisiyle karşısındaki en sıcak nesneye yöneliyor. Bu hareket, bu fiziksel hareket kanatlara iletiliyor ve kanatlar o hedefi vurabilmek için füzeye doğru açı verilmesini sağlıyor. Ve füze havada bunu gidene kadar 8 kilometre menzil içerisinde yakalayıp vuruyor efendim. Bunun da şeyi bu. Burada üstten vuruş özelliği diyor. O ne anlama geliyor? Çok az sayıda ülkede var. Üstten vuruş özelliği. Evet. Ne yani muhtemelen bu... Hocam gidiyor yukarıdan mı vuruyor evet. Bir hedef? Evet. Yani şey değil. Neydi onun ismi? Direkt hedeften değil. Neden? Neden? Çünkü buna karşı uçak flare atıyor ya da önleme yapıyor. Evet. Biz helikopterlerde görüyoruz. Evet, flare'leri atıyor mesela. Bunu aşabilmek için önce dikey tırmanıp irtifayı geçtikten sonra yukarıdan vurabildiği yani için başka de ısı kaynaklarını bypass onlara etmiş şey oluyor. Yapmıyor. Onlara takılmıyor yani. Isı şeyi atıyor uçakta. Evet, flare deniyor işte onlara. Bunları dikey olarak yani şeyin irtifasına helikopterin ya da uçağın irtifasını dikey olarak çıktıktan sonra bütün bu uçağın şeyleri savunma sistemleri bypass oluyor. Ondan sonra dönüp yukarıdan vurduğunuz zaman en hassas yerinden vurmuş oluyor. Tanklar da öyle. Tanka falan da atılabilir o zaman. Yok, tanka atılmaz abi. Niye? O da ısı. Ya tank savar füzeleri oluyor. Var. Hayır şunu diyorum. Cehaletimi yüzüme vurma. Bu hava savunma. Bunu anladım. Fakat senin söylediğin mantığa göre ısıya doğru gidiyorsa işte 1000 metre uzaktaki bir tankın çalışan bir tankında bir ısı. Evet vurabilir onu denemedim ama denemek lazım doğru. Benzerini aslında kullan. Mesela UMTAS var o da 15 kilometre mesela ve şey var Karaok. O da tank savar füzesi. Aynı mantıkla çalışıyor aslında. Kara hedeflerine yönelik onlar. Kara hedeflerine Karaok ve UMTAS dediğimiz şey var. Neydi onun ismi? Tank savar füzesi var. Mesela o UMTAS'lar Apache bizim kendi atak helikopterlerimizden atılıyor. 15 kilometre menzilli. Ne diyorsun yani? Tabii. Yani hani tankın menzili ne kadar diye baktığında 1,5 kilometre. Hani Dede Ağaç'a 1000 tane tank getirmişler de biz de 1000 tane UMTAS ürettik. Bu arada ileteyim yani. Siz bunların Amerikan versiyonlarını hiç kullandınız mı? Neyin efendim? Bunların. Stinger'ın. Yani Stinger var bunun ayarında. Yani. Hayır bunlar ama nasıl kullandığını biliyorum. Gördüm silahı da hani tanıyoruz. Eğitiminde aldım bunun yani ayrıca. O yüzden bütün mekaniğini falan da biliyorum yani. Yani tecrübelerinizi anlatırım. Onlar da mı sıcaklığa göre evet. Şey yapıyor? Bu biraz daha geliştirilmiş yani ama nasıl geliştirilmiş? Fakat mantık aynı yani ısıyı düşürüp o metalin fiziksel olarak en sıcak kaynağa yönelmesini sağlayacak fiziksel pusula etkisini yaratabilir. Çok enteresan ya. Evet. -80 derecede fırlıyor. Ve o şey pusula etkisiyle en sıcağa yöneliyor. -80 ya. Artı en çok şeye. Ve bunu da 8 kilometre içerisinde algılayabiliyor o.
Beyler şimdi müsaadenizle Türkiye'ye Somali karasularını tam yetki veren anlaşmanın detaylarına geçmek istiyorum. Bu da gündemin öncelikli başlıklarından biri malum. Ya özür dilerim, bu aynı zamanda füzelere karşı, dronlara karşı da kullanılabiliyor yani bu. Çünkü kökü bizde. Biz yapıyoruz. İstediğimiz kadar da üretebiliriz. Hani almak için herhangi bir kısıtlaması, ambargosu falan da yok. Gerçekten çok harika. Yapanların eline koluna sağlık. Çünkü her yıl milyarlarca dolar para veriyorduk buna ya. Düşünün, şimdi, hava savunma sistemi. O anlaşmanın detaylarını hızlıca izleyicilerimize paylaşalım. Türkiye 10 yıl boyunca Somali karasuları güvenliğinden sorumlu olacak. Somali için yeni Deniz Kuvvetleri Komutanlığı oluşturulacak. Türkiye sağladığı güvenlik hizmeti karşılığında bölgeden çıkarılacak petrol ve doğalgazdan elde edilen gelire ortak olacak. Anlaşmada belirlenen oranın %30 olduğu ifade ediliyor. Bu arada not da düşmüş arkadaşlarımız. Somali deniz sahasında kanıtlanmış 35 milyar varil petrol rezervi bulunduğu ve bu rakamın yeni araştırmalarla birlikte 100 milyar varilin üstüne çıkabileceği de bir not olarak ekrana düşüldü. Müthiş. Editör arkadaşlarımızca. Evet. Bu anlaşma neden önemli? Türkiye hangi amaçlarla özellikle Afrika'da Somali ile bu askeri işbirliğini gerçekleştiriyor. Uzunca bir süredir aslında devam eden bir işbirliği bu ve devam edecek ve bu devamlılık Türkiye'ye neler katacak, bunu konuşmak istiyoruz. Eray Bey, bir çerçeve çizin, bize ardından detaylara gelelim. Kısaca tarihine de bunun bakmamız lazım. Bu arada Milli Savunma Üniversitesi'nde öğretmen olduğum için Somalili subayları da biz yetiştiriyoruz efendim. Somali Harp Okulu'ndan eğitiliyorlar. Türk üniforması giyiyorlar. Türk disiplini ve Türk askeri eğitimi alıyorlar. Bir kere bunu bilelim. Şimdi Somali, aslında bu uzun zamandır devam eden bir ilişkiymiş. Bugün Anadolu Ajansı tarihte bugün diye bir video paylaşmış. 1992 ve 1994 yılına ait görüntüler. Yine Türk askerinin Somali'ye destek olmak üzere Somali'ye gittiği anlar, oradaki çalışmaları ve ardından geriye döndüklerindeki... Ya şu anki Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı, Harp Okulu mezunu. Peki ben şimdi bizim... direkt soruyu ben de sorabilir miyim? Yani? Ne işimiz var Somali'de ya? Yani? Onun için aslında bir o görüntüleri de hazırlayalım olsaydı, arkadaşlar. Ne o vereceğiz hocam. Somali. O görüntüleri de bir verelim istiyorum. Şimdi bu Somali Kızıldeniz'i... Görüntüyü vereceğiz hocam. Birazdan size söz haritayı açacağım. Bakın. Ve bu PKK, ABD'nin, yani Somali PKK'sı diyeyim. ABD'nin desteğiyle o kadar büyüdü, gelişti ki bundan 3 yıl kadar önce bir genel taarruz başladı şeye karşı, ulusal hükümete karşı ve Mogadişu'ya giriyorlardı. Ne diyorsun? Evet. İşte tam girerken Somali hükümeti Türkiye'den yardım istedi. Ve Türkiye Somali hükümetine, meşru, resmi, tanınmış Somali hükümetine yardım ve destek vererek bu terör örgütünü 24 saatten kısa bir sürede Mogadişu'nun, yani Somali'nin resmi güçlerinin yok etmesinden yardım etti. Yani burada bir emperyalizmin, Amerikan emperyalizmi yerle bir oldu, çöktü. Ondan sonra ilişkiler daha da gelişti, istikrar kazandı. İşte Boko Haram filan bazı terör eylemleri filan yaptı. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatı devreye girdi. Hatta bir İtalyan vatandaşını Boko Haram'ın elinden kurtarıp İtalya'ya bizimkiler teslim ettiler. Sonra falan. Müslüman olmuştu değil mi? Efendim? Sonra Müslüman olmuştu. Tabii o kadın ondan sonra da Müslüman oldu filan. Çok enteresan. Hani burada Türkiye'nin giderek artan bir etkisi ve işbirliğimiz var. Hani bu sadece Harp Okulu'nda yetiştirmek ya da oraya şey. Daha sonra bizim büyük şirketler girdi. Burada Mogadişu Havalanı'nı Albayrak Grubu işletiyor. Bir de otoban yaptılar. Mogadişu Limanı'nı. O Mogadişu Limanı Doğu Afrika'nın ya açılan kapı bir anlamda. Sadece bir liman değil, İngilizlerin elindeydi. Türkiye alınca İngilizler orayı o terör örgütüyle, biraz önce Eray Hocam'ın söyledi, terör örgütünü kışkırtarak bunu sabote etmeye çalıştı ama Türkiye'nin gücü sayesinde başarılı olamadılar. Evet, ve Mogadişu, ellerindeki silahlar Türkiye. Mogadişu limanından bizim ilk kez Somali para kazanmaya başladı. MPT ya. Milli, yani İsrailler orayı kullanmışlar, ticaret yapmışlar, oradan istihbarat yapmışlar. Çünkü tüm Doğu Afrika'ya giden mallar oradan geçiyor. Ama ondan Somali halkın hiçbir faydası olmamış. Şimdi Somali halkı
Mogadişu nefes alıyor. Limanından profesyonel oradan profesyonel faydalanıyor. Siz gitmiş miydiniz Somali'ye? Gitmedim. Siz gitmediniz ama Burhanettin Hoca kesin gitmiştir. Hocam siz gittiniz değil mi Somali'ye? Gittim evet. Anlatır yani, mısınız tabii, bize biraz Somali'yi? Somali'de bizim çok büyük bir üssümüz var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın seyahatlerine katılma fırsatı buldum ve dolayısıyla hatta Mogadişu'daki o askeri üssümüzde biliyorsunuz dünyadaki deniz aşırı en büyük üssümüz orası. Orada Sabah gazetesi için gazete yazımı bile yazdım. O güzel de bir cami de vardır. Ve Türkiye'nin Somali'deki askeri misyonu açısından da çok değerli bir yerdir. Tabii 2011'de Cumhurbaşkanımızın başbakanken Somali'ye gitmiş olması çok önemli bir dönüm noktasıydı. O tarihten itibaren Türkiye'nin Somali'deki varlığı istikrar ve terörle mücadele açısından çok önemli bir rol üstlenmiştir. İstanbul Stüdyosu'ndaki arkadaşlarımızın söylediği gibi Somali halkının Türkiye'ye büyük bir sempatisi büyük bir vardır. Sempati, Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir sempatisi vardır. Yol kenarında insanların Cumhurbaşkanımıza nasıl tezahürat yaptıklarını ve bunu ne kadar cani gönülden yaptıklarına tanık oldum. Tabii bu son anlaşmayla beraber aslında o 2011 yılında ki sıçramanın önemli adımın ikinci bir adımı atılmıştır. Ve Türkiye 2024'ten itibaren Somali'de bu anlaşmanın Somali Meclisi'nden geçmesiyle birlikte çok önemli bir rol üstlenecek. Tabii Türkiye'nin az önce biz savunma sanayindeki gelişmelerden bahsediyoruz. Evet. Bütün bu gelişmeler işte bu şekilde Türkiye'nin dünyadaki varlığı diğer ülkelerde, Türkiye'nin katkı verdiği ülkelerde, bu Libya'da olabiliyor, Somali'de olabiliyor, istikrarın olmadığı ve Türkiye'nin ulaşabildiği birçok yerde bunun karşılığı olacak. Bu anlamda çok değerli. Tabii biliyorsunuz Somali'de hem Şebap örgütü açısından hem korsanlık açısından hem onların ekonomik münhasır bölgesinde izinsiz avlanmalar açısından ve bir de enerjinin aranması, işletilmesi açısından Türkiye çok önemli bir rol üstleniyor. Bu sadece Somalilerin faydasına olacak bir şekilde enerjinin, ekonomik münhasır bölgenin işletilmesi, güvenliğin sağlanması değil. Daha ötesinde Türkiye-Somali arasında çok stratejik bir birlikteliğin kurulması demek. Tabii burada Türkiye kazan kazan anlayışıyla hareket ettiği için aslında Afrika'daki varlığımızın bir örnek olayıdır. Nasıl bulunduğu ülkeye katkı veren, onun aynı şekilde çevresindeki ülkelerde bence Etiyopya-Somali ilişkileri açısından da Türkiye katkı verecektir. Bu tür konularda nasıl istikrar sağlayan ve o ülkelerin geleceğine dair önemli destekler veren bir ülke olduğumuzu gösteriyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin askeri operasyonları ve askeri varlığına dair spekülasyon yapan çevreler olabiliyor. Fakat bu varlığımız bizim bu kazan kazan anlayışı çerçevesinde bulunduğumuz ülkeye katkı veren varlıklardır, unsurlardır. Dolayısıyla hem eğitimden, mesela 2017'den itibaren Gorgor Tugayları olarak eğittiğimiz Somali askeriyesi açısından da bu katkıyı görebilirsiniz. Ama daha ötede Afrika'daki bizim varlığımızın bir modelidir Somali. Bu anlamda da oradaki halkın Türkiye'ye olan sempatisi açısından da baktığınızda gerçekten kurulan çok önemli bir dostluk halkasıdır. Peki. Mesela Somali'nin en modern hastanesi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'dir. Türkiye'deki modern cihazların hepsi orada var ve orada Somalilere hizmet veriyor. Yeni bir bilgi daha var. Müsaadenizle onu da paylaşayım. Somali gibi Cibuti ile de bir askeri işbirliği anlaşması imzalamışız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Şurada Cibuti. Şimdi bu şu demek. Şimdi Somali açıklarında tabii Somali'nin gücü olmadığı için o yüzden deniz donanma kuracağız diyoruz ya. O donanmayı biz kuracağız, biz üreteceğiz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuracağız evet. diyor ya. Biz kuracağız onu. Yani Somali'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı. Somali'nin deniz kuvvetlerini biz kuracağız, gemilerini biz yapacağız, silah sistemlerini vesaire de monte edeceğiz ve tabii satacağız yani hani bunu. Askeri işbirliği muhtemelen aynısını Cibuti için de yapacağız. Burada çok ciddi korsanlık faaliyetleri var. Evet. Bu korsanları
Bizim askerlerimizin yetiştireceği Cibutili Leventler temizleyecekler. Yani durum o. Hani bölgede istikrar olacak, barış olacak. Tabii şimdi Yemen'le tartışmalı olan ihtilaflı bir alan var. Türkiye'nin etkisi nedeniyle Yemen gelip buraya çökemiyor. Yani kıyının öteki tarafından buraya atlayamıyor. Yani niye? Çünkü Türkiye var yani bu şey. Bir de tabii bakın nerede? Somali, Cibuti tam Kızıldeniz'de. Kızıldeniz'in kuzeyinde neresi var? Mısır ve İsrail var. Ürdün var. Orta Doğu var. Orta Doğu'nun kapısında Türkiye. Tamam mı? Dedim ya pasta yemek isteyen pastaneciye gelecek. Durum bu. Hani hakikaten çok stratejik davranıyor. Aynı şekilde mesela İran Körfezi'ne bakarsanız Katar yani. Katar. İkinci büyük üssümüz de orada. Evet. Bir Tugay var bizim orada. Yani tabii. Ve Katar'ın siyasal istikrarını da bizim oradaki Tugay'ımız kaç yüz kişidir? Sağlıyor. Birkaç binden fazla. Birkaç binden fazla. Binden fazla. Binden fazla. Yani askerimiz var. Dolayısıyla burada stratejik nokta. Üçüncü stratejik nokta neresi efendim? Yani Afrika haritası gelirse Kuzey Afrika'da Libya. Libya yani. Şimdi Mısır, Libya hattı. Tüm bunların yer aldığı bir haritalar topluluğumuzdan oluşan bir barkomuz da var. Arkadaşlar onu hazırlarsa onu da verelim. Şimdi geçen hafta biz neyi konuşuyorduk? Türkiye-Mısır ilişkilerini konuşuyorduk. Türkiye ve Mısır arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanır mı diye. SİHA'da aldı, haberiniz olsun. Yani onu da Bu arada özür diliyorum, bir şey daha var. Ali abi kusura bakma, sözünü kestim. Estağfurullah. Şey var, orada bizim tarım anlaşmamız var Somali ile. Yani çok büyük alanlarda tarım alanlarını kiraladık ve oradan buğday üretip Türkiye'ye getiriyoruz. Evet, sorum Afrika şu, haritası istediniz Eray Bey. Evet, teşekkür Afrika ederim. Haritası geldi. Şu konuyu Ali Bey'in sorusunu da alalım. Ele alabilir miyiz? Tabii. Türkiye'nin bu saydığınız işte Katar, Libya, efendim Somali. Yemen, Cibuti değil mi? Somali. Evet, Cibuti ve Somali. Evet, Cibuti ve Somali. Buralardaki askeri varlığının arka planında emperyal bir yaklaşım biçimi yok anladığım kadarıyla. Tam tersi emperyalizme karşı var. Eyvallah. Neden? Bu çok önemli yani. Biz bakın Somali'nin istikrarı için Amerika'nın kurdurduğu PKK'yı, Somali PKK'sının yok edilmesini sağlıyoruz. Yani bunun altı kalın kalın çizilmeli yani. Bu Orta Doğu'da ve bu bölgelerde İngiltere, Fransa, Amerika'nın askeri operasyonlarının arka planında her zaman emperyal bir takım hedefler olmuştur. Mesela emperyal bir devlet olsaydı ne yapardı? Ne yapardı? Askerler üzerinden kendisine kukla bir darbeci hükümet kurdururdu, darbe yaptırırdı. Kabileleri birbirine savaştırırdı, kırdırdı, gözyaşı. Ondan sonra doğal kaynakları kimse koruyamayacağı için gidip çökerdi. Aynen öyle. Yani anlaşma yapıp gelin ben size kurayım, size donanma kuralım. Ama bunun karşılığı olarak da bu koskoca bir alanı bakar mısınız Türkiye'nin koruyacağı alan? Tabii. Yani sizin bu güvenliğinizi Hint Okyanusu'nda sağlamak için bunun da buradaki kaynakların %30'unu da bana verin diye bir anlaşma yapmazdı. Peki o denizlerde bizim silahlı kuvvetlerin sıcak temasa girme ihtimali var mı? Korsanlarla şunlarla onlar var değil mi? Var yani. Evet. Ama hani korsan faaliyetine karşı bizimkilerin oradaki silahlı teması eğitim yerine geçer. Şiddetle vurgulamak lazım. Bu bir emperyalist bir hareket, strateji değil yani. Türkiye'nin güttüğü ben Libya'da çökeyim. Bu arada Cibuti'ye de çökeyim, Somali'ye de çökeyim değil yani veya Katar'a. Bakın korsanlar diyoruz. Somali PKK'sı diyorum. Evet. Bunların yok edilmesi. Yine burada işte bir mesela ben emperyalist güç olsam niye gidip de Somali'ye sonra başımı belaya sokacağım deniz kuvvetleri kurdurayım ki? Tabii. Kendi kendime silahı çevirmiş olurum tabii, o zaman. Tabii. Dolayısıyla tam tersi. Bakın Orta Doğu'da neden değişti dengeler? Neden Arabistan bizimle iyi, Birleşik Arap Emirlikleri, diğer ülke? Çünkü artık sıranın kendilerine geldiğini farkındalar. Yani öyle Amerika ile iyi ilişkiler falan yetmiyor adamlar. Ya çökmek istiyorlar. Şuradaki, şimdi Somali de bunun farkında. Komutanım, Afrika da farkında. Cibuti de bunun farkında. Şuradaki haritada Somali ve Cibuti'nin birleştiği yer bizim kısa bir süre önce Kızıldeniz'de Husilerle Amerika'nın çatıştığı, işte Amerika'nın Husileri vurduğu, buradan tankerlerin geçiş güvenliğinde korsanlar nedeniyle güvenlik sorunu yaşandığı yer değil mi? Evet. Dünyanın en belalı yeri. Yani dünyanın en belalı yeri. Evet. Ama neden? Çünkü zayıf ülkeler, güçsüz ülkeler.
Yani karşı koyamıyorlar. Ha. Karşı koydukları kafalarına çöküyorlar. Şimdi buyur. Ne demiş hani Türk atasözü? Zor oyunu bozar. Evet. Türkiye artık orada gereğini yapıyor. Birkaç tane film bile çekildi bu Amerikalılar oradaki korsanlarla ilgili. Bayağı bir enteresan bir durum var orada. Türkiye burayı temizlediği takdirde çok köklü bir ilişki kurmuş olacak o bölgede. Kesinlikle. Ya hayır, artık bu temizlenecek. Ben eminim artık yani tutup da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında Türk donanmasını muhtemelen denizaltı falan da göndereceğiz. Çünkü biz oraya denizaltı da üretiyoruz bu arada. Yani çıkıp da aklı yitirmiş bir korsan olacağını sanmıyorum yani. Korsan bu, arada, bu. Gücü görünce kaçar. Türkiye son yıllarda diplomatik yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamış durumda. 44 büyükelçilik diplomatik misyonumuz var. Yani 44 ülkede diplomatik misyon var. Bunu 49'a çıkarmak Türkiye'nin hedefi deniyor dışişleri kaynaklarınca. Aynı zamanda pek çok ülkeyle de ticari işbirliğimiz var. Bu ticaretin de en büyük bölümünü yine savunma sanayi ürünlerimiz oluşturuyor. Hangi ülkeler bunlar? Burkina Faso, Cezayir, Çad, Fas, Gana, Kenya, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali, Ruanda, Uganda, Kongo ve işte az önce Eray Bey de altını çizdi. Cibuti de onlardan biri. Mesela iki hafta öncesine dair bir görüntü var. Türkiye T-129 Atak helikopterlerini satmış. Nereye? Nijerya'ya. Nijerya'da Atak 129 helikopterleri orduda göreve başlamışlar. Bunun için Nijerya'da bir de tören yapılmış. O törenin görüntülerini de biz hazırladık. Arkadaşlarımız hazırlayabiliriz. O törenin görüntülerini de verelim. Nijerya'ya 6 T-129 helikopteri satmışız Eray Hocam. Evet. Sesini de açabilirsek hakikaten çok hoş görüntüler bunlar. Nijerya için T-129 helikopterinin ne anlama geldiğini de belki konuşuruz. Afrika ülkelerinin geneli için aynı anlamı taşıyor. Göreceksiniz bakın. Hani derler ya her gün Afrika'nın bir ülkesinde sabah uyanıyorsun darbe oluyor. İşte T-129 atak süslemişler. Şimdi şuna dönecek. Her sabah uyandığınızda bir Afrika ülkesiyle Türkiye'nin anlaşma yapmış olduğunu göreceğiz. Bakın dikkat edin doğal olarak hiçbir emperyalizm güdümleme, sömürme falan yok. Ve bu Afrika'nın kaynakları doğal olarak haklı, meşru ve helal bir şekilde bize akacak. Bakın hiç sömürge olmadan. Biz üretip onlara satacağız, onlar da parasını ödeyecekler. Kazan kazan. 6 T-129 atak helikopteri satmışız Eray Hoca Nijerya'ya. İki tanesi göreve başlamış. Geri kalanları da hazırlandıkça parça, burada parçalayıp götürüyorlar, orada monte ediyorlar. Çok hoş bir görüntü değil mi bu? Çiçekler, evet. Balonlar vesaire. Atak 129 helikopteri. İşte bir de Türkiye bunlar tabii bunu. Yani Nijerya filan terör örgütleri mesela işte biraz önce söylendi. Hani Somali'de Eşşebap, Boko Haram. Yani bunlar terör örgütü yani. Şimdi Nijerya'da da böyle benzer terör. Şimdi bunlar tabii Türkiye'nin sadece silah satması olarak görmeyin. Afrika jeopolitiğinde siyasal istikrarın sağlanması diye bakın. Yani koskoca bir kıtadan bahsediyorum size. Bir ülkeden bahsetmiyorum, bir kıtadan bahsediyorum yani. Tabii ticari boyutu da var. Yani 50 milyar dolara yaklaştı. Bizim tabii Afrika'yla, tabii hocam Burhanettin Hoca bir şey eklesin yani ondan sonra Afrika'yla size dönüyorum. Yani bizim Afrika'yla ticaret hacmimiz 50 milyar dolara yaklaştı. 45 milyar dolar. 2003 yılında 5.4 milyar dolardı. Şimdi geldiğimiz nokta 45 milyar dolar. Bu arada yani biz sadece Afrika'ya satıyor değiliz. Afrika'dan da aldığımız pek çok ürün var. Buyurun hocam. Buyurun. Yani Türkiye'nin Afrika ile geliştirdiği ilişkinin çok boyutlu olması önemli. Yani bir yönüyle baktığımızda güvenlik, savunma sanayi, ticaret, inşaat sektöründeki gelişmeler ama bu sadece bunlarla da sınırlı değil. Şöyle bir örnek vereyim. Biz SETA olarak, düşünce kuruluşu SETA olarak Nijerya'dan bir diplomat heyetine eğitim verdik. Bu onların talebi üzerine gerçekleşti. Yani kendilerinin bizden istemeleri üzerine gerçekleşti. Biliyorsunuz bu tür hem de kıdemli diplomatların eğitimiyle ilgili talepler dünyada az sayıda ülkeden talep edilir. Evet. Neden Nijerya bizden böyle bir şeyi talep etti diye bu soruyu sordum. Açıkçası Türkiye'nin yükselen profili ile alakalı. Yani Türkiye dünyanın birçok bölgesinde Afrika başta olmak üzere öylesine önemli bir diplomatik varlık ve bunun da uzantıları olarak güvenlikten savunmadan ticarete kadar önemli, öylesine önemli bir varlık ortaya koyuyor ki Türkiye'de ne oluyor? Türkiye nasıl bir devlet yapısına sahip ve Türkiye
ne yapmaya çalışıyor anlamında yükselen bir güç olarak Türkiye merak ediliyor. Ve dolayısıyla Türkiye'nin geliştirdiği bu kapasitenin aynı şekilde Nijeryalı diplomatlar tarafından da öğrenilmesini isteyen bir program önerisiyle bize geldiler. Bu bir örnek olarak belirtmek istedim. Evet. Eray Hocam, şimdi biz bir görüntüyü daha ekrana getiriyoruz şu anda. Bu da Aralık ayında. Gittik evet. Kahire'deki savunma sanayi. Ha yok, sanayi. İstanbul'da vardı. İde. Savunma sanayi evet. Fuarı. Kahire'dekine gitmedik. Mısır'daki. Türkiye'den 22 firma katılıyor. Bakın işte Kaan'ın küçük bir prototipini koymuşlar. Burada İstanbul'daki fuarda da yani Türk yoktu neredeyse. Hepsi yabancı, Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Asya'dan, Kafkaslardan o kadar çok heyet vardı ki. Yani inanılmaz bir kalabalık ve teveccüh var. Nerede olsa Türk standartlarına, Türk standlarına, Türk ürünlerine inanılmaz bir teveccüh var, ilgi var efendim. Bunlar çok askeri yetkili gelmiş. Bu görüntüler Mısır'da, geçen ayda Riyad'da. Riyad'da vardı değil mi? %63'lük alanı Türk firmaları Riyad'da doldurmuşlardı savunma sanayi fuarında. Afrika'dan pek çok ülke hem Türkiye'deki fuarları hem de bölge fuarlarını ziyaret ediyor. Türk standları çok evet. yoğun ilgi görüyor. İşte az önce pek çok ülke saydık. Afrika'nın neredeyse yarıdan fazlasına yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini, araçlarını, teçhizatlarını satar vaziyetteyiz. Çok yoğun da bir ilgi var. İşte o ilgi artık Kahire'den de Türkiye'ye yönelik olarak var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan işte en son A Haber yayınında Mısır'ın da Türk İHA ve SİHA'ları ile ilgilendiğini söylemişti. Önümüzdeki günlerde Sisi Türkiye'ye geldiğinde belki Türkiye ve Mısır arasında da yeni anlaşmaları imzalanacak. Ya şöyle alacak. Bir böylelikle kulis bilgisi vereyim. Afrika'nın en büyük ülkesiyle de Türkiye'nin arasında yeni bir işbirliği süreci başlamış olacak askeri olarak. Mısır'la. Evet, Mısır'la. Ya, Mısır bir kere bizden SİHA istiyor. Evet. Altay tankı istiyor. Evet. Hava savunma füzesi istiyor. Evet. Niye biliyor musunuz? Çünkü ötekilerin hepsi Mısır'a ne verirlerse ver, tank istiyor, zırhlı muharebe aracı istiyor. Ne verirse hep İsrail şartı koyarak, siyasal şartlar koyarak, dayatmalar koyarak veriyorlar. Yani ve Şu anda Mısır'ın en çok karşı karşıya olduğu ülke İsrail. İsrail. Çünkü Gazze operasyonu nedeniyle de o savaşı Mısır'a taşımaya bir çalışıyor ama Batılıların verdiği silahların hiçbirisini Mısır İsrail'e karşı kullanamıyor. Bir de ortak üretim yapmıyorlar. Tabii. Mesela Mısır Rusya'dan 500 tank aldı, T-90 tank aldı. Bastırdı parayı aldı. Yani ama ortak üretim yapmıyor mesela Rusya'ya bağlı tankta. O yedek parça verecek, o ikmal edecek. Ona göre şimdi siz güvenliğinizi başkasına bağlayarak bir harekat yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Ama Türkiye böyle bir şart koymuyor. Ortak üretim yapalım diyor. Buraya da fabrika açalım diyor. Arabistan örneğinde olduğu gibi. Arabistan şu an bizim Altay tankının çöl ortamında modifiye edilmiş Altay tankları istiyor. Bunun için görüşmeye geldiler burada. Yani kendim bizzat şahit olduğum bir olay. Dolayısıyla hakikaten önümüzde yani 2024 yılı savunma sanayi ihracatında bir patlama yılı olacak. Muhtemelen 15-20 milyar dolar civarında olması bekleniyor efendim. Eray Hocam, burada bu ekspozisyonlarda, bu fuarlarda falan gördüğümüz kadarıyla şu anda Kaan'ı sergilediklerine göre sipariş mi alıyorlar orada ya? Yani Kaan'ı gösteriyor, başında duruyor, bakın anlatıyor bir de şöyle böyle diye. Kaan'dan... Yani gelecekte satacağız tabii bunu. Hayır, oraya koymuş olmaların ticari bir anlamı olması lazım. Niye koyuyorlar ki oraya? Belki de bilmiyoruz tabii. Anlaşma yapıyorlardır. Yani 2028'de iki tane de size verelim falan diye. Onu demek istiyorum. Yani burada tabii milli muharip motor önemli. Hani geleceğe sari muhtemelen düşünüyorlardır yani. Evet, bir ön rezervasyon alınıyor olabilir. Mısır'ın yani. F-16'ları Özal döneminde Ankara'da üretilip gönderilmişti. Montedir, bu açıdan bizim Mısır'la bir şeyimiz var. Böyle savunma sanayinde bir irtibatımız var. Son 3 dakika içerisindeyiz. Bu tablo şüphesiz ki son derece önemli ama Somali başlığı da öyle. Eray Hocam, şimdi Türkiye Somali karasularını koruyacak. O bölgede hidrokarbon kaynaklarının aranması ve çıkarılması noktasında da etkili olması beklenebilir. Benzer bir anlaşma Libya ile de imzalanmıştı daha önce. Mısır'la da yine aynı süreç işleyebilir. Bu tablo bize ne söylüyor? Yani büyüyoruz. Hidrokarbon
ve askeri işbirliği, yani deniz yetki işte, alanlarının sınırlanması, ekonomik ilişkiler, politik ilişkiler vesaire. Temelde askeri ilişkilerle şekilleniyor. Yani gidip oraya koruyacak çıkarlarınızı, milli hedeflerinizi, milli menfaatlerinizi koruyabilecek güç aktarabileceğiniz. Bakın hesapladım, Türkiye ile Mogadişu arasındaki mesafe 4675 kilometre. Kuş uçumu. Yani bizim uçaklar ne kadar zamanda gidiyor geliyor diye baktım. Yani dolayısıyla bizim orada askeri güç konuşlandırabilme, askeri gücü orada, bu daha doğrusu buna güç aktarma diyorlar. Dünya, yani siz bölgesel bir gücün üstünde bir güç olmak istiyorsanız, bu da transnasyonel güç ve küresel güç olarak ikiye ayrılıyor. Türkiye bölgesel bir gücün üstünde olmak istiyorsa işte %30 gelir. 35 milyar varilin %30'u ne kadar yapar? Değil mi? Yani yaklaşık 10 milyar varil yapar. İşte Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacıyla bölün, kaç yıl Türkiye'nin ihtiyacı demektir bu. Yani ama bunu neyle sağlıyorsunuz? Askeri gücünüzle sağlıyorsunuz. Orada bu olayı başka bir ülkelerin ele geçirmesi ya da sizi önlemesi ihtimaline karşı mutlaka askeri gücünüz olması lazım. Askeri güç ekonominin, politiğin, diplomasinin temeli efendim. Şu an Türkiye'de bu aşamada. Yani sadece burada da değil, eminim bir süre sonra işte Cibuti'de de olacaktır. İşte Cezayir'de de olacaktır. Hatta Fas'a kadar gidecek. Mesela Fas çok kırılgan bir yapıda. Yani Fas'la çok ciddi ilişkiler kurmamız gerekiyor. Dolayısıyla yavaş yavaş eminim ben daha sonra işte Kenya'ydı, diğer başka Afrika ülkeleriydi. Buralarla da, Sudan'la da, Eritre ile de benzer ilişkiler kurarak yani emperyalizmin dünyada tek seçenek olmadığını Türkiye dünyaya göstermiş olacak. Son cümle. Şimdi bakın, biz burada bir üçüncü küresel savaştan bahsediyoruz. 2030'lu yıllardan sonra muhtemelen olması son derece kuvvetle muhtemel bir savaştan bahsediyoruz. Türkiye bu savaşa katılmayacak. Güçlü olduğumuz müddetçe biz bu savaşa katılmayız. İki, bize saldıramazlar. Ama ne olur biliyor musunuz? Bu şekilde emperyalist olmayan bir şekilde jeopolitik intiharlandığımızı geliştirirsek, savaş sonrası yeni kurulacak küresel sistemde başat aktör oluruz. Yani o Birleşmiş Milletler'in 5 tane temsilcisi var ya, ki 5 tane büyük dünya, farz edin ki onlardan bir tanesi Türkiye. Son cümle dediniz, bir paragraf oldu. Sayın Servis, o söz. Şöyle, şimdi bu Afrika'nın doğalgazı, petrolü, madenler için orada darbe yapıyorlar. İç savaşlar çıkarıyorlar ve onları, o kaynaklar elde geçiyor. Türkiye'nin yaklaşımındaki farklılık şu, onların kaynaklarını birlikte çıkarıp o ülkelerin kalkınmasında kullanıyor. Böylece Türkiye aynı zamanda onların hem ekonomik olarak kalkınmasına hem istikrarı kavuşmasına sağlıyor. Türkiye yaklaşımı Afrika'da giderek gelişiyor. Afrika'nın da insanlığın da buna ihtiyacı var. Peki. Çok teşekkür ediyorum bütün misafirlerimize. Değerli izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.